Sevgili dinleyenler, dinlediğiniz bu program korku öğeleri içermektedir. Dinlediğiniz bu program korku unsurları içermektedir. Dinlediğiniz bu program korku programıdır. Üç kere uyardım, haberiniz olsun. Bunu yani resmi olarak, yasal olarak uyarmam lazım zaten. Korku programına bağlandık. Yani korku programına geçtik. Haberiniz olsun sevgili arkadaşlar. Adem'ciğim, hikayeleri söyler misin bana? Kimler var? Hemen söyleyeyim. Evet. Kutay Bey var. Musallat olan varlık varmış. Şahitleri varmış. Evet. Nur Hanım'ın hikayesi ise bebek şeklinde görülen varlıkmış. Bebek şeklinde görülen varlık. Evet. Evet. Şule Hanım var. Büyü evet. Yapılan ev ve esrarengiz olaylar. Yani o evde esrarengiz olaylar olmuş. Evet. İsmail Bey'in hikayesi ise odaya giren karartı ve duvardaki silüet. Odaya giren karartı ve duvardaki silüet. Evet. Kamuran evet. Bey'in hikayesi 7 tane büyü yapılmış kendisine ve onun devamında farklı olaylar yaşamış. Evet. Bir de Yalçın Bey'in hikayesi var, kendisine cin çarpmış. Cin mi çarpmış? Yani evet. 10 sene önce bir olay yaşamış. Hızlı bir şekilde bağlayalım o zaman çünkü Ömer abinin de bir hikayesi tamam. var. Şimdiden söylüyorum, bugün belki birazcık Samet'in programına sarkabiliriz. Samet, yoldaysan haberin olsun. Belki birazcık programa sarkabiliriz. Bilgin olsun. Evet, ilk telefon gelsin. İyi korkular. Ya var ya, öldürdünüz beni gülmekten. Devamlı dinleyicilerin birçoğu size iyi yayınlar, iyi akşamlar falan yazdı. Şey, böğe bağlanınca. Siz bilirsiniz. Korku programı. Yalçın Bey merhaba, iyi geceler diliyorum. İyi geceler. İyi geceler. Zannediyorum soyadımla hitap edecektiniz, bir an adım mı geldi? Aynen, kusura bakmayın, oradaki müzik bir anda geçmiş hatırlattı, ortamı geldi biraz. Hiç önemi yok abi, Serdar da benim Gökalp'te. İstediğini kullanabilirsin. Tamam, sıkıntı yok Serdar Bey. Peki, buyursunlar, merakla dinliyorum hikayenizi. Cin çarpmış sizi efendim galiba. Evet, ben az evvel Adem Bey'e de anlattım da bundan 10 sene biraz, belki biraz daha fazladır başımdan geçen bir olay oldu. Ben o zaman Afyon'da, Merkez'de, köyde yaşıyordum. Evet, şu anda taşındım da. Gece evet. Saat 12 civarı falan kahve, işte köy yerinde kahveler vardı. Kahveden dönerken bizim köyde fırın var. Kendi evimizin önünde bir fırın var. Onun önünde de yol var işte. Kadınlar hamur yapar, ekmek yapar ve un deriz. Unun fazlalıklarını işte şeylere, fırının dışına silkelerler. Onun önünde de yol yolunda ben gece kahveden geliyordum saat 12 gibi falan. Tabii ben istemsiz bir şekilde fark etmeden oraya basmışım büyük bir ihtimal. Tekim, tek olmama rağmen bana bir tane bir yani görmediğim, bilmediğim bir şahıs öyle bir tokat attı ki yani resmen feleğim şaştı. Yani şey, yanımda o kırıntılar, o döktükleri şeylere evet. Basar basmaz mı oldu bu? Evet, ben fark etmemişim ki oraya basmışım yani. Ben buna oraya bastığım sonradan hocaya gidince yani şey yaptım. Biri tokat at yani yanımda bir arkadaş olsa resmen kavga edeceğim yani sen bana niye tokat atıyorsun diye. Ki kimse de yok yanımda. O gün ben bir olaydan bir şey anlamadım. Tabii gittim evime yattım. Aradan birkaç gün geçti. Genelde bu geceleri oluyor. Uyanık olmama rağmen işte ailemle görüşüyorum. Odama geçiyorum yatmak için. Yani uyumuyorum. Hemen işte telefonla falan oynarken hafif böyle... Normal yatarken hiçbir sıkıntı yok ama kapıya doğru sırtımı döndüğüm zaman kapının açıldığını hissediyorum ve çok şiddetli bir şekilde yani fırtına gibi bir rüzgar. Yani tarif edilemez bir rüzgar, bir uğultu. Yani üzerimde yorgan var mesela. Birinin böyle arkamdan sokulduğunu hissediyorum. Böyle yorganı üzerimden çekiyor. Ben açmamak için direniyorum ama öyle bir çekiyor ki yani tarifi imkansız. Bazen geliyor üzerime böyle... ters bir şekilde kapaklanıyor. Hissediyorum yani bir üzerinde bir cisim var, bir şahıs var. Ama yani avazım gittiği kadar bağırıyorum, hiç sesim çıkmıyor. O derecede bir durum. Tabii bu beni etkilemeye başladı.
her gece olmaya başladı. Her gece sıkıntı yaşamaya başladım. İşte bu psikolojim bozuldu. Ailemle aram açıldı. Yemek yemiyorum. Ailemle görüşmüyorum. Yani herkese küstüm adeta. Bu her gece olmaya başladı. Ben artık tamamen rahatsız olmaya başladım. İlk baştan dediğim gibi rüzgarla geliyor. Çok aşırı derecede bir rüzgar. Fırtına gibi hissediyorum. Beni boğmaya çalışıyor. Üzerime kapaklanıyor. Böyle bir ben bildiğim bütün duaları okuyorum. Okuyabildiğim kadar. Meraktan soruyorum sadece. Hiç size temas oldu mu fiziki olarak? Evet, temas var. Gördünüz mü peki? Yok, görme yok. Yani görme yok ama ben böyle beni boğmaya çalışıyor gibi adeta üzerime çullanıyor. Ama genelde benim üzerime ters, yani yüzü üstü değil, ters olarak yattığını hissediyorum. Üzerinde bir insan var yani. Ben dokunuyorum ona, adeta dokunuyorum. Dokunduğumu hissediyorum. Yani resmen birisiyle boğuşuyorum ben. Elini yüzü, mesela elim böyle yüzüne falan şey yapıyorum, hissedebiliyorum. Çok rahat hissedebiliyorum ama görme olayı yok. Bazı geceler artık ben tedirgin olmaya başladım. İşte bazı geceler kardeşim var benden 2-3 yaş küçük, erkek kardeşim. Dedim gel benim odada kal işte. En azından yanımda biri olsun gibi. O varken de oluyor. Sesleniyorum, bağırıyorum işte. Olay olduğu zaman kardeşime bağırıyorum. O da beni hiç duymuyor. Yani hiç sesim çıkmıyor. Tamamen sesim çıkmıyor. Bu karabasan dedikleri şeyi anlatıyorsunuz gibi sanki ama olmaya da bilir. Yani onunla yok, mesela yok. Bu... Karabasan bana geldi diyenler mesela hep şey derler, mesela işte bağırıyorum sesim çıkmıyor, birisi üstümde yatıyormuş. Yok işte şimdi ben olayın genelini ona, işte ben de karabasana bağlıyordum da işte bu olay ilerledikçe sık sık olmaya başladı. İşte ben aileme durumu paylaştım, ben evden soğudum, şey yaptım. Sonra bizim orada bayağı bir meşhur Ayşe Hoca diye bir kadın bir hoca var, yaşlı. Evet. Ona gittik biz, kadın böyle suya falan okudu. Ondan sonra dedi ki bize, direkt dediği şu: sizin de evinizin önünde fırın var mı dedi kadın. Bizim evimizi bilmiyor. Hani nerede olduğunu bilmiyor. Evimizin önünde fırın olduğunu bilmiyor. Ben de dedim evet var dedim. Önünde yol var mı dedi. Var dedik. Dedi ki oğlum sen dedi burada dedi şeye basmışsın. Yani kırıntıya basmışsın. Orada çarpılmışsın. Ama bayağı bir okudu. Hani ne bileyim, benimle tek başına kaldı kadın, bilmiyorum tabii şey yaptı. Sonra bana su falan şey yaptı. Bana dediği şu kadının: oğlum da sen kırıntıya batmışsın, sana musallat olmuş ve bir dişi. Bu dedi seni ailenden koparmaya çalışıyor. Seni dedi yuvanı, işte ailenden dışlamaya çalışıyor. Dişi seni ele geçirmeye çalışıyor. Bayağı bana şeyler. İşte ben de ilk başta karabasan mı diye acaba tedirgin olmuş, şey yapmıştım ama işte o kadının, yani hocanın evimizin önünde fırın olması, kırıntıya basmam, işte olayı sanki bilakis hocanın kendisi yaşamış gibi benim yaşadıklarımı tek tek anlatması benim orada olaya inanmamı sağladı açıkçası. İşte bana dediği bu, dedi sana musallat olmuş, cin çarpılmışsın ve bu dişi bir cin ve seni ailenden koparmaya çalışıyor. Bu zamanla çoğalır, daha çoğalır, işte eşini dostun, bilmiyorum artık eşini dostun çağırır diyor hocanın anlatışı. Sen bundan kurtulman bayağı bir zor olacak dedim. Bundan sonra bana muskalar yazdı, şey yaptı. Suya bir şeyler okudu. Ben onunla bayağı bir mücadele ettim. Bir 6 bir sene yakın sürekli hocaya gittim. Hocaya gittikçe, o dediği sureleri okudukça, dediği şeyleri yaptıkça bu olaylar yavaş yavaş azalmaya başladı. Ve şükür ki bir sene falan sürdü. Daha sonra atlattım Allah'a şükür. Böyle bir olay geçti başımdan. Bunu anlatmak istedim ben sadece. Teşekkür ederim abi. Sormak istediğim bazı sorular var. Ademciğim bu arada diğer telefonu hazırla. Bu temaslarda yani sana geldiğini söylemiş olduğun o varlığın, evet, sana temasında herhangi bir koku, ses ya da farklı başka bir şey? Yok. Koku moku yok. Ses de yok ama direkt yani his var. Yani kişiyle dokunduğumun, yani üzerindeki bir beden olduğunu çok rahatlıkla hissediyorum. Sadece olay şu: bana direkt yüzün değil ters olarak benim üzerime çullanması, yani beni adeta, yani bir eli benim ağzımda olduğunu hissediyorum. İlkten zaten dediğim gibi rüzgarla birlikte geliyor. Ondan sonra benim üzerimde bir şey varsa, ben mesela düz yatıyorsam, sırt üstü yatıyorsam kesinlikle bir şey olmuyor. Ama ben sırt üstü yatarken kapı açılıyor, rüzgar geliyor ve beni bir şey yani zorluyor, adeta yan dönmeme benim, yani sırtımı dönmeme ya da yan dönmeme bir şey beni adeta resmen zorluyor. Kendimi kontrol edemiyorum ve istemsiz bir şekilde yan dönüyorum. Yan döndüğüm zaman olaylar başlıyor. Bu yani şahıs direkt benim üzerime
kullanıyor. Ben yani hissediyorum bir varlık olduğunu, çok rahatlıkla hissediyorum. Dokunuyorum adeta, yani bir insan şeklinde, insan süliyetinde. Elimle böyle yokluyorum yüzünü, gözünü falan. Resmen bir insan var üzerimde. Ama görmüyorum. Çünkü odada olduğum için, karanlık olduğu için, genellikle gece oluyor. Karanlık olduğu için dediğim gibi görme olayı olmadı ama resmen bir ten olarak, bir beden olarak, şahıs olarak üzerimde bir kişinin olduğunu hissediyorum. Ve hocanın da bana anlattıkları, işte fırının olduğunu bilmesi, işte dediği gibi ailenden koparmaya çalışıyor demesi, gerçekten de olay olduğundan beri benim ailemi görecek gözüm olmadı. Sürekli ben ömrü hayatımda anneme babama tek karşılık vermemişken, o olayda tamamen koptum ailemden. Kavgalar, şeyler, evden kaçmalar, yani baya baya bir sorun yaşamıştım. Peki gitmiş olduğunuz hocaya para verdiniz mi? Yok, hayır. Yok, para vermedik. Ha, para vermediniz. Parayla bakmıyor zaten o kadın. Para falan vermedik. Yani para talep etse, dese ki şu kadar bir miktar dese, ben diyeceğim ha, bizi hani kandırıyor, kekliyor gibi diyeceğim ama öyle bir durum yok. Kadın para almıyor. Herhangi bir ücret vermedik. Anladım. Şu anda da atlattınız herhalde. Doğru mudur? Çok şükür, çok şükür. Şu an herhangi bir sıkıntımız yok, Allah'a şükür. Şükür, hadi bakalım o zaman. İyi geceler diliyorum size. İyi sağ geceler, olun. Sağ olun. Hikayenizi, sağ olun. Bizimle paylaşmış olduğunuz için çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ademciğim, diğer telefonu bağlar mısın, sana zahmet? Şu an evde kedisi olanların aklı gitti tabii. Nur Hanım galiba hattımızın diğer ucunda. Nur Hanım. Efendim. Merhaba. Merhaba Serdar Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Bebek şeklinde görünen bir varlıkmış. Doğru mudur acaba? Evet, evet. Buyurun efendim, dinliyorum sizi. Merakla dinliyorum hem de. Şöyle, biz bunu bir yaklaşık 6-7 yıl önce yaşadık. Ben ve yengem birlikte. Çok heyecanlıyım bu arada, kusura bakmayın. Tekrar olay böyle gözümde canlanınca. Hiç önemi yok. Yayında olduğunuzu unutun, sanki sadece bana anlatıyormuş gibi olur. Evet, şöyle, şimdi benim yengemler hani yeni bir eve taşındı. Evet. Ben de bu taşınma esnasında hani yardımcı olmak amacıyla onlarla birlikte gittim işte. Böyle bir 5 yaşında yeğenim var, ona bakıyorum falan. Evi düzeltiyoruz, yardımcı oluyoruz falan. Birkaç böyle eksik çıktı. Biz de yengemle bir markete kadar gittik. Daha da böyle hani taşınalı yani 3-5 gün oldu. Bir hafta olmamıştı bile. Biz bir markete gittik, işte dönüşte böyle hani site içinde görenler hani hayırlı olsun, hoş geldiniz falan diyorlar. Neyse, bir bayan bize dedi hani merhaba, hayırlı olsun, hoş geldiniz falan dedik, teşekkür ederiz falan. Dedi yalnız benim sizden bir ricam olacak. Tabii dedik. Ya dedi hani siz iki kişisiniz, yani biriniz evi düzeltin dedi, diğeriniz de dedi çocuğa bakın dedi. Çocuk sürekli balkona geliyor. Biz dedik hangi çocuk? Dedi küçük bir erkek çocuğu. Hani biz dedik ki galiba katları karıştırıyorsunuz. Çünkü yengemin bir tane kızı var ve 5 yaşında. Hani küçük değil. Neyse biz... Çok özür dilerim. Dedik, ben şurada konudan koptum. Bunu size kim söyledi? Yani bir bayan. Hani aynı site içinde karşı blokta oturan bir bayan. Evet. Ha, balkonda çocuk görüyor, size geliyor söylüyor. Evet. Doğru mu? Ha, evet. Ya biz markete gitmiştik. Dönüşte karşılaştık. Hani dedi merhaba nasılsınız falan. Dedi benim hani bir ricam olacak. Dedi ben zaten sizi uyaracaktım. Hani biriniz dedi iş falan yaparken diğeriniz çocuğu hani göz önünde bulundurun dedi. Balkona geliyor, hani ben düşecek diye korkuyorum. Yengem dedi karıştırıyorsunuz galiba. Hani benim hem oğlum yok hem de yani kızım 5 yaşında, küçük hani değil. Neyse sonra biz işte merdivenlerden çıkıyoruz. Geri yengem dedi karıştırıyordur falan dedi, katı falan karıştırmıştır. Hani 2'dir 3'dir falan. Sonra bir alt kattaki teyze bize seslendi. Dedi nasılsınız, iyi misiniz falan. Hani ben de merak ettim, sordum. Dedim teyze sizde küçük çocuk falan var mı? Yok dedi.
Neyse biz yukarıya çıktık. Böyle aradan birkaç gün falan geçti. Sonra ben böyle balkona gittim. Hani bu kurutmalık falan fazla eşyaları koyuyorum. Birden böyle küçük bir çocuk gözümün önüne hani geldi gitti. Ben şey yaptım. Dedim ya bayanın dediği hani böyle etkisinde kaldım falan diye düşündüm. Neyse yenge desem yenge bir baksana falan dedim. Çocuk falan bir şey görüyor musun? Yok dedi. Dedi sen hani korktun falan yaptık birbirimize. Sonra birkaç gün ben böyle salonda yatıyorum. Balkonda hani salonun kapısı balkona da açılıyor. Birkaç gün yine geçti böyle. Gece sürekli bir çocuk ağlıyor. Gidip bakıyorum yeğenim değil. Hani balkondan ses geliyor. Bakmaya korkuyorum. Yengemi uyandırıyorum falan. Abim kızıyor. İşte diyor ne yapıyorsunuz gece gece falan. Çok etkilendim böyle. Bir gün gece yine böyle balkona göz ucuyla bakıyorum. Yine bir çocuk. Ama sürekli ağlıyor. Hani elinde böyle şey bir biberon ama nasıl diyeyim böyle yani çürümüş gibi böyle baş kısmı falan. Neyse sonra geri aradan yine biraz zaman geçti. Ben yengeme dedim yenge bak bu işte bir iş var hani. Yengem dedi yok yok dedi hani içini rahat tut falan. Bir de ben normalde biraz korkak bir insan olduğum için hani bana dediler sen korkuyorsun falan. Neyse birkaç gün geçti. Yengem balkona bir şey için gitti birden çığlık attı. İçeri koştu. Dedim yenge ne oluyor? Dedi çocuk geldi benim bacağımı tuttu. Dedim ciddi misin? Evet dedi. Bak dedim hani ben söylüyorum inanmıyordunuz falan. Dedi yok ben gördüm ben eminim dedi. Yani bir erkek çocuğu böyle hani böyle saçı falan biraz kıvırcık gibi uzun gibi böyle normalden. Dedi benim bacağımı tuttu. Ben dedi içeriye koştum. Hani sana bağırdım ilk başta duymadım. İçeri gelince hani çığlık attı. Ben o şekilde duydum. Geri biz ailemize falan söyledik işte dedik böyle böyle bir şey var hani biz sürekli bir çocuk görüyoruz balkonda. Dediler yani şey yapmayın hani çok üstüne falan düşmeyin yani kadın size bir şey dedi işte yok psikolojik olarak hani bilinciniz altınıza yerleşti falan gibisinden. Annem de ilk başta çok üstüne düşmedi. Böyle eve taşınalı bir ay ya oldu ya olmadı aradan zaman geçti işte ben tekrar yengeme gittim. Yeğenimin doğum günü var. Böyle hazırlık yapıyoruz salonda yine. Sonra yengem bana dedi ki ya dedi bana güleceksin ama dedi ben sürekli o çocukla karşılaşıyorum dedi. Bana dedi ağlıyor bağırıyor hani böyle beni tutuyor falan. Böyle ben korkuyorum artık dedi. Ben dedim yenge hani ben de gördüm yani ben sana inanıyorum ama bizimkiler pek inanmıyor. Neyse geri parti falan böyle kuruldu yapıyoruz ediyoruz. Tekrar böyle akşam saatleri tabii. Tekrar ağlama sesi geliyor. Ben yengeme söyledim. Yenge böyle böyle ben ağlama sesi duyuyorum. Yengem dikkat etti ben de duyuyorum. Anneme söylüyorum inanmıyorlar. Neyse sonra dediler hani şey yapalım. Bir hoca falan işin içine girsin gibisinden. Böyle bir araştırdılar. İşin ehli bir hocayı falan eve getirdiler. Böyle kapının bu yan tarafları hani ne deniyor pevrazlarından hoca bir kağıt buldu. Bize dedi şey bu nasıl diyeyim böyle yani bayağı eski bir büyü bir şey falan büyü tarzı bir şey falan diye söyledi. Baktı etti okudu etti evi araştırdı. İşte sirkeli su döküp yıkıyoruz bilmem ne yapıyoruz şunu yapın bunu yapın falan bayağı bir şeyler saydı. Bize bunları yaptık ettik aradan zaman geçti ama yok yani yine biz görüyoruz. En son bir gün yine yengem kendisi mutfaktayken bana dedi işte bir şeyler falan getir, bir şey lazım olmuştu. Ben gittim balkona, arkamı böyle hani alacağım şeyi aldım. Arkamı döndüğüm anda biri beni çekti. Ben yere düştüm. Böyle hatta kafam köşeye çarptı böyle sıyrıldı falan. Yine bebek benim üstümde. Böyle boğazıma bastırıyor, bana bastırıyor. Hani yüzümü falan böyle çizmeye çalışıyor. Ben iteliyorum falan. Bir şey söyleyeceğim. Ama bir türlü... Bebeği görüyor musunuz? Evet görüyorum. Ya hep görüyoruz. Bir şey... Çok özür dilerim ben. Gördüğünüzü şu an uyandım. O zaman birkaç sorum var sonra devam edin. Üstü falan giyinik mi bebeğin? Çıplak bir bebek mi ya da? Hayır. Ya normal bir bebek. Az önce de tarif ettim aslında. Siz galiba kaçırdınız. Normal yani böyle 2 yaşlarında falan bir erkek bebeği. He tamam ben bebek deyince 2-3 yaşlarında yani böyle body yürüyebilecek yaşlarda filan. Evet 2 yaşlarında. Tamam,
2 yaşlarında ama yani normal hani bebek gibi görünüyor ama normal bir bebek değil. Nasıl diyeyim, hani böyle saçları biraz böyle hani keçeli gibi, böyle normal bir saç gibi değil. Elinde de bir biberon ama şey böyle hani çürük bir şey yani. Sanki içinde bir şey kalmış, böyle bozulmuş gibi. Yani değişik bir biberon elinde, normal bir bebek. Yani biz hep görüyoruz. Enteresan. Diğerleri de, peki çok özür diliyorum. Yani yaşayan tabii ki sizsiniz ama evet. Yani hiç bunu çekmek, kaydetmek, fotoğraflamak gibi şeyler geldi mi aklınıza? Ya da denediniz de olmadı mı acaba? Hayır, şöyle şimdi mesela anlatırken hani uzun gibi geliyor ama çok saniyelik bir şey. Yani nasıl desem, mesela bir şey için balkona gidiyoruz, birden orada hani bir ağlıyor, kayboluyor. Yani hani fotoğraf nasıl desem, yani gidip telefon alıp gelmeye kalmıyor bile. Mesela ben görünce bir çığlık atıyorum, yengem gelene kadar gidiyor. İşte ama bu en son ben balkona çıktığımda, işte ben böyle bir şey benim ama hani bir bebek değil, sanki büyük biri beni çekip itelemiş gibi, böyle hani tam böyle kalbimin olduğu yerde üzerime çöktürüyor. Küçük bir bebek aslında ama hiçbir şekilde onu iteleyemiyorum üzerimden. Ve böyle bağırmaya çalışıyorum, sesim çıkmıyor. Ağlıyorum ama çok kötü ağlıyorum. Ama böyle hani dışarıya bir ağlama sesi gibi bir ses çıkmıyor. Ama gözlerinden yaş geliyor. Ben hani aktığını biliyorum yani yaşı. Böyle birkaç saniye boğuşma gibi bir şey oldu. Peki gücü kuvveti nasıl yani bir bebeğe göre? Ya çok hani sanki bebek değil yani. Sanki üzerinde böyle yani bildiğiniz bir erkek var, böyle güçlü kuvvetli biri var gibi. Hani normal bir bebek gibi değil, üzerinden atamıyorum. Daha doğrusu yani böyle bir elini bile kımıldatamıyorum. İteliyorum, üzerime baskı oluşuyor böyle. Hani bir ağırlık koyulmuş gibi. Hiçbir şey yapamıyorum. En son nasıl oldu, hani sürekli bağırmaya çalışıyorum ama bir türlü bağıramıyorum. En son bir çığlık atmamla yengem geldi. Bana dedi sen nasıl düştün falan, hani kaydığımı falan düşündü. Ben olayı yengeme anlattım. Dedim yenge bak böyle böyle oldu falan. Bayağı tabii korktuk. Tekrar annemlere söyledik hani artık yani biz çok korkuyoruz. Ben hiç yani geceleri uyuyamıyorum. Kendi evimizde de yani. Çok affedersiniz tuvalete gidiyorum. Annem kapıda nöbet tutuyor. Banyoya giriyorum. Annem sürekli kapıda. Yani bütün hayatım öyle kadar hiçbir şey yapamıyorum. Kendi evimizin bile balkonuna çıkamıyorum. Sürekli korkuyorum yani 3-4 gün boyunca sürekli annemle yattım, yanımdan hiç ayrılmadı. Yani çok kötü oldu. Sonra işte dediler tekrar hani başka bir hoca, böyle bir işin ehli bir hoca bulalım falan yaptılar. Ama bir de bu arada hani biri anneme, mesela annem anlatıyor böyle yani bize nedense yapıyoruz. İşte biri anneme diyor ki işte bunu bilmem neyle suyla yıkayın, yıkıyoruz. İşte şurada bir çamur var, kalkıp oraya gidiyoruz. Çamur yüzümüze sürüyoruz bilmem ne, şu duayı okuyun, bunu okuyun. Ben yani her şeyi yapıyorum ama yok, ben hala korkusunu, etkisini yaşıyorum. Bir türlü de üzerinden atamadım. Sonra bir tekrar işte bir hoca falan bulduk, yengemlere geldik. Bu hoca böyle geniş bir tepsi gibi bir şeye bir su döktü. Dua falan okudu. O hoca bu işi çözdü, işin aslını da bize anlattı. Şöyle bir olay olmuş, bu yengemlerin taşındığı evde çok önceden birileri oturuyormuş, karı koca. Bebekleri olmuyormuş. Bu kadın sürekli hani böyle tedavi falan olmuş etmiş, baktı ki olmuyor. Bu sefer hocalara falan böyle muska falan yaptırıyormuş. İşte şu dua, bebek duası falan. Bunları yaparken bu kadın hani böyle işte cinleri falan çağırıyor ediyor gibisinden böyle büyü falan yaptırıyor. Onlar geliyor. Ve bu kadın hamile kalıyor. Hocanın dediğine göre bu cinler kadına tecavüz ediyor. Hani o şekilde bu bebek oluşuyor. Zaten bebek doğduktan bir süre sonra da ölmüş. Hani onun ruhunun gezdiğini falan hoca bayağı bir şeyler böyle bakıp anlatıyor bize. Ve bize diyor ki siz hani bu eve geldiniz, o balkonun gider kısmı var ya hani su yakadığımız zaman giden kısım. Evet. Diyor ki siz oraya hani böyle bir şey nasıl desem bir nimet yani bir ekmektir bir şeydir döktüğünüz için diyor siz de çarpıldınız.
Yani şimdi çok affedersiniz, Ömer Hoca bağlanınca soracağım da yani tabir bence yanlış, şey olmasın, çarpılma ya Allah yaşatmasın da tabii böyle çarpılma dedikleri şey bu olmuyor bence. Bence yani şimdi Ömer Hoca bağlandığında hani soracağım tabii de. Yani hocam o şekilde söyledi yani, bize dedi ki ya hani dediğim gibi bir kırıntı bir şey döktünüz ya da dedi hani kaynamış sıcak su dökmüş olabilirsiniz dedi. Bunlar dedi yani hocamız söyledi, hani banyo gideri, işte mutfak gideri, ne bileyim yani su giderleri, ne diyor, bunlar yuva yapabilir. Hani sıcak su falan dökmeyin, hani besmele çekip dökün falan gibisinden. Ama zaten abimler hemen yani bunlar olduktan bir süre sonra yani o evden taşındılar. Benim de aklıma çok takıldı. Hani böyle oluyor mu diye. Yani aslında birkaç hocaya daha sorduğumda gerçekten de bu şekilde oluyormuş. Yani bu su giderlerini çok kaynamış sıcak suyu dökmekle falan bunlar huylanabiliyormuş. Şimdi Ömer Hoca bağlandığında ben de hususi olarak soracağım. Şey var mı? Yani bu söylemiş, su giderleri olabilir. Kırıntıdan eminim de su giderleri olabilir. Zaten dinliyorsunuz herhalde, değil mi? Yok, dinleyemiyorum. Gireceksiniz ama ben Adem Bey'i aradıktan sonra dinlemedim çünkü korkuyorum. Şimdi yani gülmeyeyim diyorum ama korku programına bağlanıp korku hikayesi anlatıyorsun ama dinlersen korkuyorsun, öyle mi? Şöyle, gerçekten şu an 25 yaşındayım. Yani olay olduğunda 17 yaşında falandım galiba. 17-18 yaşlarında falandım. Yani bir 6-7 yıl oldu. O günden beri hala bazı şeylerden korkuyorum. Sormak istediğim başka bir soru var. Size gelen hoca para aldı mı? Yok, hayır. İki hocayla hani görüştük. İkisi de para almadı. Ama parayla yani şey yapana da denk geldik. Yani araştırırken hani işte 500 lira... ne açma büyüsü, işte bilmem ne muskatı yazar falan diyen hocalara denk geldik. Anladım. Nur Hanım, çok geçmiş olsun. Allah bir daha yaşatmasın inşallah diyorum size. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun, var olun. Hikayenizi bizimle paylaşmış olduğunuz için çok teşekkürler. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. İyi geceler efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Benim efekt kullanımımla alakalı birkaç dinleyici bir şey yazmış. Yani korktuğunu belirtmiş de benim komiğime gitti. Abi bir adam koşturuyorsun, yemin ediyorum yatağın altından biri geçti zannettim falan yazmış. Tamam, efektleri bu kadar düzgün kullanabiliyorsak ne mutlu bize. Ademciğim, üçüncü telefonu alalım mı sevgili kardeşim? Alalım mı, bir ara verelim, ondan sonra mı devam edelim? Ufaktan bir ara mı verelim, değil mi? İnsanların üzerindeki bir ölü toprağa da gitsin. Ben Twitter'da bir şey paylaştım sevgili arkadaşlar. İşte Türkiye Radyoları'nın ilk ve tek korku programı böyle. Lütfen o tweet'i RT yapın, size zahmet sevgili dinleyenler. Lütfen o tweet'i RT yapın, size zahmet sevgili dinleyenler. Normalde bu triplerim yok biliyorsun, sadece korku programı ve telefon şakalarında yapıyorum bunu. Bir ara vereceğiz, bir iki şarkı mı dinliyor, ne yapalım? İki şarkı mı? Adem karar veriyor bunları. İki şarkı mı? Sen niye atletle oturuyorsun ya? Efendim? Üstümü değiştirdim de. Üstünü mü değiştiriyordun? Evet. Ama bir an şaşırdım biliyor musun, atletle oturduğunu görünce. Bir iki şarkı dinleyelim de diğer hikayelerden. Yani şimdi zaten korktunuz, anladın mı? Ben de birazcık o bebek, bir de benim bir hikayem var bebekle alakalı. Daha önce bunu yayında anlatmıştım biliyorsunuz. Benim arkadaşımın teyzesinin evinde yıllarca pıt 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 pıt, pıt ayak sesleriyle yaşamışlar. Yani teyzesi diyordu, yani koskoca kadın, elinde büyüdük yani, yalan söyleyecek hali yok. Eniştesi de diyordu. Oğlum diyordu, gece oturuyoruz. Yani çocuk koşuyor, resmen çocuk koşuyor. Oradan oraya çocuk koşuyor. Buradan buraya çocuk koşuyor. Ama öyle devamlı bir gürültü değil. Hani bazen eve gelenler de söylüyor. Şimdi bazıları diyor ki mesela işte bu psikolojik, bu bilmem. Ya eve gelen herkesin psikolojisi mi bozuluyor abicim yani? Köyden adam gelmiş, adamlarda kalıyormuş. O da ben duydum diyor. Kadın duydum diyor, adam duydum diyor. Misafir gidiyor. Ben duymadım, yalan yok yani. Ben gittiğimde olmadı öyle bir şey. Sonra bunları araştırıyorlar. Bunlardan önce o evde yaşayan çiftin o evde çocuğu ölmüş sevgili dinleyenler. Ve bizim teyze diyordu ki, Serpil teyze diyordu ki, Serdar Allah inandırsın gece ayak sesine kalkıyoruz bazen diyordu. Yani düşünsene şimdi mesela evdesin mesela Adem, değil mi? Evet. Evdesin mesela, ayak sesi değişik olmaz mı yani, pıt 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 bir yerden bir yere filan. Aklından şüphe ederim herhalde. Yani, aklından mı şüphe edersin? Evet. Kalkıp bakmazsın yani. Bakamam. Allah Allah. Bakamam yani, olduğum yerde dururum öyle. Peki. Zannediyorum hazırız. Değil mi? Ademciğim, hazır mıyız? Evet. Telefonumuz nerede? Geldi. Bir saniye. Şuradan almam lazım. Özürler olsun sevgili arkadaşlar. Evet. Nerede? Hadi devam edelim. Şule Hanım var. Merhaba Şule Hanım.
Merhaba Serdar Bey. Merhaba efendim, iyi geceler diliyorum. Nasılsınız? İyi geceler, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Büyü yapılan ev ve esrarengiz olaylar, doğru mu? Evet, doğru. Merakla dinliyorum, merakla. Şeylerden çok bahsetmeyeceğim. Hani çok işçi almak istemiyorum. Tam istemiş olduğum hikaye formatı zaten. Şehir, isim, bunlardan bahsetmeye çok gerek yok. Buyurun, dinliyorum ben sizi. Biz yıllar önce doğuda bir şehirde yaşıyorduk. Bu olay yaklaşık 2001 ile 2004 yılları arasında oluyor. Önce biz yeni bir eve taşındık. İlk başta, yani tam olarak ne kadar bir süre sonra hatırlamıyorum ama annem o zamanlar benim rahmetli babam başka bir şehirde çalışıyordu. Allah hafta rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun bu arada. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Amin inşallah. O zamanlar şey yapıyordu. Hafta sonu geliyordu. Hafta içi yoktu. Annem şey diyor. Ben bu arada Adem Bey'e şey dedim. Şehadet dedim ama şehadet diye salavat getiriyorlarmış. Annem diyordu ki ya diyor gece şey, benim annem hani beş vakit namazına dikkat eden biri, sabah namazına diyor birisi salavat getiriyor. Ama böyle hani şey olarak nasıl söyleyeyim, nameli olarak. Ondan sonra hani inanmıyoruz açıkçası. Anne diyorum olur mu öyle bir şey? Diyorum ki yandan birisi radyodan bir şey açıyordur, sen o sanıyorsundur. Hayır diyor, gerçekten gel o zaman bir gece yanımda yat, duy diyor. Anneanneme, bana tek tek böyle dinletti. Gerçekten böyle bir şey var. Sabah birisi bir saatte böyle salavat getiriyor. Ve yani hani mesela normalde bir sesin yönünü anlarsınız ya. Gerçekten yönünü anlayamıyorsunuz. Hani alttan mı geliyor, üstten mi geliyor? Çok enteresan bir şekilde. O dönem üst üste bazı olaylar yaşanmaya başladı. İşte bu olayın biraz şey olduğunu söylüyorlardı o dönem. Bizim bir şüphemiz yan komşumuzun oğlu şehitti. Acaba hani onun mu ruhu geziniyor diyorduk. Ama bir yandan da işte o evin eskiden altı yatırmış. Böyle şeyler söyleniyordu. Çünkü bizim oturduğumuz binada 2-3 kişi daha böyle paranormal olaylar yaşıyordu. Ondan sonra belli bir süre sonra, bu arada o dönemde annemin böyle bir tip rahatsızlığı var. Gece tarif ettiği bir ağrı şekli var. O yüzden uyuyamıyor. Hastaneye götürüyoruz. Hiçbir sorun yok. Psikolojik deniyor. Bunlar böyle üst üste gelmeye başladı. Hani bizim psikolojimizi bozmaya başladı. Tabii başta annemin. Ondan sonra annem bir gün şey buluyor. Bir tane büyü buluyor. Mutfak şeyi, dolapları tavana kadar. Arada çok az bir boşluk var. Oraları silerken büyü buluyor. Annem oradan büyü ya, olduğunu bile bilmiyor. Ya çok özür dilerim. Ben de hep şaşırıyorum biliyor musun? Bunları buraya kim ve nasıl koyuyor ya? Hep böyle alakası var. Ya biz kim olduğunu biliyoruz ama ben şu anda hani ona çok girmek Anladım. İstemiyorum. Ama şunu söyleyeyim sadece. Hani sizin evinizi bilmeyen ve size yakın olmayan, o eve rahat girip çıkamayan insanlar buna cesaret edemez. Yani kimin başına geliyorsa eve en çok girip çıkan, rahatlıkla hareket edebilecek insanlardan şüphesinler, konduramasalar bile. O dönemde annem onu buluyor, annem orada onun büyü olduğunu bilmiyor. Ben ya trajikomik bir şekilde biliyorum. O zamanlar işte Ruslar Minvali'nde bir dizide duymuşum, işte sabuna saç dolanıyormuş, iğne takılıyormuş. Çok affedersiniz. Ne oluyormuş? Sabuna, bir sabunun üstüne saç dolanıyormuş. Evet. İşte eriyip bitmesi istenen kişinin saçı dolanıyormuş. Allah. Üstüne de bir iğne takılıyormuş. Hı. Ben de bunu öyle televizyondan duymuştum. Yaşımda küçük o zaman. Evet. Bu yapan kişi hedef saptırmak için, bu arada bize yakın bir kişi tabii. Anneme diyor ki işte ben diyor Şule'ye sordum, o yapmış diyor. Bu arada hani annem onun bir olduğunu bilmiyor ya. Annem de bana soruyor tabii. Niye böyle bir şey yaptın, pis bir şey koymuşsun diyor. Hayır anne, ben yapmadım, üstelik o büyü diyorum. Ondan sonra bu arada bizim evimizde geçmişte de işte mesela diyorlar ya muska falan bulunmuş. Birkaç defa daha yaşandı. İşte bir eşiklerin altından muskalar çıkıyor. Bu tip şeyler zaman zaman yaşanıyor. Ama hani en zirve yaptığı dönemden bahsediyorum. Ondan sonra tam o dönemde annemin rahatsızlığı aynı şekilde devam ediyor geceleri olan. Ve evde artık çok spesifik olaylar yaşanıyor. Ev çok büyük bir ev. Uzun bir koridoru var. Koridorun sonunda annemin yatak odası var. Bir ucunda da mutfak var. Mutfakta bir şeyler yapıyoruz. Gidiyorum odadan bir şey alıyorum, geliyorum. Işığı kapattığıma %100 eminim. Geri dönüyoruz, ışık yanıyor. Ondan sonra işte şey vardı be, küpe mesela çıkarıyoruz, bir yere koyuyoruz, çok eminiz, yeri çok belli.
kafeler oradan yok oluyor. Böyle artık bunların gerçekten çok rahatsızlık verdiği bir dönemde, işte Kur'an okunan bir ortamda, yine bir hocanın olduğu bir ortama bir yakınımız annemi davet ediyor. Kadın da kalp gözü açık bir kadınmış bu hoca. Anlıyor zaten annemin sıkıntısını. Anneme göz göze geliyor, kendi çağırıyor zaten bilmeden yani. Sohbetten, sohbet değil de Kur'an okuyorlar yani. Kur'an çıkışında diyor ki sen bir gel yanıma diyor. Sonra diyor ki senin diyor bu tip ağrıların var ama buna hiç kimse sebep bulamıyor. Şöyle şöyle olaylar yaşıyorsunuz değil mi falan diyor. Bu kadın diğer hikayelere benzer bir şekilde bizim evimize geliyor. Bu arada siz sormadan söyleyeyim, biz bu olaylara evet para verdik ama odanın faydasını da gördük. Şöyle eve geliyor. Yani gerçekten gördüğü şeylerin gerçek olduğuna inanıyorum. Ben Kur'an'ı da o kadından öğrendim. Ve çok garip bir şekilde bir gün önce yaşadığım şeyleri ben Kur'an dersine gittiğimde bana söylüyordu. Yani ona inanıyorum. Oturma odasına otururken bir anda diyor ki, şeyi doğruluyor bu arada. O evin gerçekten öyle bir, nasıl söyleyeyim, yatır gibi bir yerin üstünde olduğunu doğruluyor. Diyor ki sizin bu evinizde evet böyle kötü varlıkların bağlanması gibi bir durum var. Ama evinizi koruyan da 12 tane asker var diyor. Ve biz yaşadığımız olayların çoğunu hani gözümüze gösterilen, yani tabiri caizse bu durumun çatışmasından yaşıyormuşuz. O dönem bizim evde bir Kur'an okunuyor. Kadir Gecesi, çok büyük bir kalabalık var. Ve bunu bilen hoca okutuyor. Okunurken enerji o kadar yükseliyor ki kolon patlıyor. Bu hoca bunun yüzden olduğunu söylüyor. O dönem annem bir şeyler hani yardımcılması açısından işte Kur'an, dua, işte muska, her neyse onlar yapılıyor. Annemin gerçekten şikayetleri azalıyor. Ama bu olay asla bıçak kestiği gibi bitmiyor. Bu arada biz oradan hiçbir şekilde kurtulamayacağımızı anladığımız için ve o şahıslar da yapan kişiler çok yakınımızda olduğu için biz şehir değiştirdik. Sırf bu yüzden. Sırf bu sebepten dolayı ev de değil, şehir değiştirdiniz. Evet, şehir değiştirdik çünkü onlar bize hep ulaşabilecek noktadaydılar ve bizim bunu ispatlama şansımız yoktu. Geçti mi peki şehir değiştirdikten sonra? Şöyle bir dönem geçtiğini düşündük ama bizim hani evimizde sürekli bir şey durumu var, aksilik hani bir şeyler tıkalı ama böyle hani işte ışıklar kapanıp açılma, şallar, küpeler kaybolma, böyle durumlar yok. Ondan sonra 2005 yılında bu şehre taşındık biz. Çok böyle paranormal bir olay yaşanmıyor. Yıllar geçti, yıl 2015. Bu sefer konu benim üzerimden geçiyor direkt olarak. Her gece, bir ay boyunca evet her gece gördüm aynı rüyayı istisnasız. Bir ev görüyorum, ev annem. Yüksek bir bina, dışı böyle gri, eski bir bina. Binaya giriyorum, koşa koşa yukarı çıkıyorum bir şey bulmayı ümit ederek. Beklediğim bir şey var, onu şu an net olarak hatırlamıyorum. Aynı kata, aynı odaya girdiğimde bir yırtıcı hayvan bana saldırıyor. Böyle kanlar içinde kalıyorum. Hayvanı görüyor musunuz? Ya hayvan böyle bazen köpek oluyor, bazen böyle kaplan gibi bir şey oluyor. Zengine. Ama genelde köpek oluyordu. Yani siyah olduğunu hatırlıyorum. Olmaz. Ya köpeğin siyah olduğuna eminim de diğer hayvanlardan çok emin değilim. Ama daha çok köpek görüyordum ve köpeğin siyah olduğuna çok eminim. Ondan sonra ben hani bu rüyaları çok uzunca bir süre görüyorum ama bu aynı rüyayı bir ay üst üste gördüm. Aynı dönemde iş yerimde böyle odada oturuyorum. Bir anda şey gibi oluyor, sanki odanın havası bana yetmemeye başlıyor. Boğulmak üzere oluyorum. Birilerini çağırıyorum. Hadi beni çıkarın diye. Sonra en son artık bu olayın nirvanası, ben hani böyle uyur uyanıklık halindeyken birisi benim sesimle bana sesleniyor. Böyle şule 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 benim sesimle sesleniyor resmen. Artık ben ve asıl böyle Şule Hanım annemin... çok özür dileyerek bir soru soracağım. Şehir değiştirdikten sonra mı oldu bu olaylar? Tabii yaklaşık 9-10 yıl sonra. Ondan sonra işte şöyle şöyle diye bir şey sesleniyor ve asıl bunun yükseldiği nokta, bu arada bilincim kesinlikle yerinde. Ben bu konuları da meraklıyımdır. Çok araştırırım, okurum. O dönemde şey oluyor. Böyle benim odam karşı odanın camına bakıyor. Bizim camlarımız yere kadar. İçimden sürekli bir şey geliyor. Sanki gitsem böyle boşluğa bıraksam kendimi rahatlayacakmışım gibi.
Yani sürekli bu duygu doğuyor içimde. Gidip böyle kendimi bırakmak istiyorum boşta ve buna hani normal bir şey olmadığını tabii o duygu geçtikten sonra anlıyorum. Anneme bahsedince annem de işte baksa hani biz bu yaşadığımız şehirde bunu çözebilecek birini bulamıyoruz. Sadece o dönem danıştığımız bir hoca şöyle bir şey söyledi. Anne babaya yapılan büyüler ilk olarak kız çocuklara geçermiş. Ve bana ve kız kardeşime ama ben de çok kuvvetli bir şekilde geçtiğini söyledim. Ama bununla ilgili bir çözümü yok. Biz de mecburen o bir önceki şehre gittik. Hani bir çözüm arıyoruz. Çünkü yıllar önce o insanlar işte o yaptıkları şeylerle bizi rahatlatmışlardı. Orada da bitmiyor bu olaylar. Bir köy orası. Biz köye gidiyoruz, buluyoruz yıllar sonra. Bizim geleceğimizi bilen insanlar o gün evde değiller. Yani geleceğimiz gün saati konuşmuşuz. Kapıya bir not bırakıp gitmişler. Geri caddeye gidiyoruz. Neyse yarın gelelim diyoruz. Burası bir şey köy olduğu için. Ne yazmışlar notta? Numarayı yazmışlar. Bir yere hastaya gittiklerini numaraya o kapıya numaralarını yazmışlar. Cep numaralarını. Biz normalde ev numarasından konuşuyorduk. Anladım efendim. Ondan sonra geri geldik biz de hani işte oraya gelen bir belediye otobüsü var. Ona bineceğiz gideceğiz geri il merkezine. Bir anda bunu çok ciddi söylüyorum. Sokakta eminim yani hiç olmayan bir kadın. Köy yani o sanırım insan trafiği yok. Bir anda bir kadın belirdi resmen böyle. Kadın geldi ya ama işte hani bilinciniz de bir yerde bağlanıyor böyle şeyler olunca. Dedi ki o hoca dedi hiç iyi değil artık dedi hiç ona gitmeyin siz işte bilmem X kişisine gidin. Ve biz yani buradan kaç kilometre yol oraya gitmişiz. Yaklaşık 1000 kilometreye yakın bir yol. Ondan sonra gerçekten buna ikna olduk ve bir gün sonra o kişiye gittik. Ha şöyle faydasını gördüm mü? Evet gördüm. O olaydan sonra bir çözümü yaşadım, rahatladım. Yine bitmedi. 1-2 senesinde ben yeniden aynı şeyleri yaşamaya başladım. Bu kez ama şey olduğu iddiası vardı. Benim eski erkek arkadaşımın yeni kız arkadaşının bunu yaptığı söyleniyordu. Yine aynı şey. Bir bina görüyorum. Sürekli gece birileriyle mücadele halindeyim. Sürekli bana bir şeyler saldırıyor. O zaman artık şey düşünmeye başladım. Dedim ki ben hani tamam böyle şeyler var, büyü var, işte üçüncü boyut varlıklar var, bunlar var. Ama biz bu kadar aciz olamayız. Yani ben gerçekten inancı kuvvetli biriyim. Yani dedim ki hani biz de sonuçta Allah'ın kuluyuz bu kadar olamayız. Benim bunu araştırmam lazım artık. Ben sürekli bizine bağlı şekilde... İşte ben hoca araştırayım ne olmayacak bu iş. Ben ondan sonra o dönem bir arkadaşıma da danıştım. Dedi ki bana şöyle dedi hocadan uzak dur. Büyü bozan büyü yapabiliyordur da. Hiç belli olmaz sonucu. Bana o zaman bir işte dua önerdi. Ben kendim sureler okumaya başladım. Kendim işte o dönem bir suya sürekli işte herkesin bildiği aslında ama bence gerçekten her şeyin anahtarı olan Ayetel Kürsü, Felak, Nas, İhlas surelerini okuyup suyu üfleyip hem evdekileri içiriyordum hem kendim içiyordum hem de insanlar belki yani çok etkili olmadığını düşünebilir ama gerçekten çok etkili olduğuna inanıyorum. Sürekli evi sirkeyle temizleyip adaçayı suyu yapıyordum. Böyle azimle yaptım ama gerçekten uzunca bir süre yaptım. Özür dilerim bölmek gibi olmasın ama tütsü için iyi değil derler. Ayna gibi bir geçiş kapısı derler. Sadece haberiniz olsun diye söyledim. Derler. Bildiğinden ya belki de öyledir ama ben hala yapıyorum. Ve hani belki de öyledir. Hiç bilmiyorum bunu araştırmadım ama hani ben en çok o işte suyu okuyup suyun kesinlikle hafızası olduğuna inanıyorum. Dua edip bir de şey çok faydasını gördüm. Kenzülaş duası. Yani çok içten bir şekilde onu okuyordum. Ve o dönem kendi içimde bir çözümü yaşadığıma inanıyorum. Yani en azından bu işin bu paranormal kısımları bana göre gitti. Ama ben babamı da bu yüzden kaybettiğimize inanıyorum. Çünkü o dönemde çok babamı daha henüz Ağustos ayında kaybettik. Ve bir kere daha başınız sağ olsun efendim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Babam hastaneye gittiği gün şöyle söyleyeyim 13 gün içinde hayatını kaybetti ve çok genç dinamik bir insandı. Babam odadan çıktığı anda avize yukarıdan aşağı indi. Yani çok enteresandı. Çıktığı odada avize nasıl durduk yere düşer ki? Avize yani ve yıllardır orada asılı duran bir şey. Şu an hala önümde zaten izini de görüyorum. Ve hani ben biraz açıkçası böyle ta Ecel'e çok inanırım. Okey ama yani ben bu kötü enerjilerin
sonunda bir şekilde buna yol açtığına inanıyorum kendi içimde. Hani şöyle, o paranormal olayları artık yaşamıyorum. Ha, bu arada ben korkmam da, onu söyleyeyim. Hani bunu anlatan önceki insanları da dinledim. Onlar korkuyorlar. Ben korkmuyorum. Yani bu tip varlıklardan. Sadece şeyden rahatsız oluyorum. Hani hayatımın tıkanma noktasından rahatsız oluyorum. Hani hayatımın buna kanalize olması, bundan kurtulmaya çalışmak. Ve bu bana bir şeyler kaybettiriyor. Ya da gerçekten kısmetsizlik dediğimiz nokta var ya, ona yol açtığına inanıyorum. Hani bu beni çok rahatsız ediyor. Ama onun dışında ben işte buradan geçerken önümden bir ışık geçse ben korkmam. Bir ayetel üstü okur rahatlarım yani. Ha bu arada bir şey daha söyleyeyim. Onu da atlamak istemiyorum. Konuşurken aslında artık karabasan muhabbeti geçti ilk hikayede. Ben aynı zamanda bu konulara ben çok meraklıyım bu arada. Ruhsal konular, ofis mevzular. Ben reiki eğitimi aldım o dönemde ve o dönemdeki hocam... Ne eğitimi efendim? Reiki. Tamam, evet. O dönemdeki benim hocam, ne kadar doğru bilmiyorum ama ben bunu deneyimledim. Bana dedi ki karabasan geldiğinde onu hani bilinçli bir şekilde başarıp yakalayıp ona hükmedebilirsen bir daha gelmez dedi. Bunu ben de duydum. Ve yaptım, gerçekten yaptım. Yani yaptım, şöyle yaptım. Karabasanı yakaladınız. Yakaladım, evet. Çünkü şöyle, bir kere yazlıktayız, uyuyorum, bir şey üstüme geliyor. Aynı ilk beyefendinin söylediği gibi bir şey üstüme geliyor. Uyanıyorum, tam uyku uyanık arası hali oluyor bana bu arada bu. Çok derin uyku derken olmuyor. Bir uyanıyorum, odadan bir şey uçuşuyor. Gerçekten söylüyorum bunu. Yani böyle bir kocaman gürültülü bir şey uçuyor ama görmüyorum. Ondan sonra geri uyuyorum. Artık bıktım yani bu süreçten ve bu bilgi aklımdaydı. Ama bunu yapmak hiç kolay değil. O an onun farkında olsanız bile çok kolay yapamıyorsunuz. Siz yine de anlatmayın isterseniz. Yani, evet, olur, tamam. Evet, yönlendirme olmasın yani. Yani evet, sadece şuna inanıyorum. Ben gerçekten Allah'a çok inanıyorum. Bizi aslında güçlü yarattığına çok inanıyorum. Sadece o aşamada şunu söyleyebilirim. Mahitel Kürsü gerçekten bir anahtar. Gerçekten bir anahtar ve hani sadece onun yardımıyla olduğunu söyleyebilirim. Ha, böyle şeylerde başıma geldiğinde ayetel kürsü okuyup rahatlıyorum. Yeniden aynı şeylerin başladığını hissettiğim anda, ya bu kadar başlamıyor burada, bu kadar ağır olaylar yaşamıyorum ama evi sirkeli suyla siliyorum. Bu arada şuna da inanıyorum, şunu da söyleyeyim. Bence o kötü varlıklar frekansları düşük varlıklar. Siz ne kadar frekansınızı yüksek tutarsanız size zarar verme olasılıklarının da düşük olduğunu inanıyorum. Mesela gül yağı ve gül mavileri. Bunların frekansları çok yüksektir. Neyin efendim? Gül. Gülün zaten kendi başına frekansı çok yüksektir. Gül. Bildiğimiz gül. Gül, evet. Hı. Şöyle yaparım. Temizlik suyuna gül suyu katarım. Evde buhurdanla gül yağı dökerim. Ondan sonra hatta bugün gül çayı yaptım. Yine böyle hissetti. Çok ağır hissettiğim için kendimi. Kuru gonca gülle gül çayı bildiğimiz. Zaten gül suyunun da bir ferahlatma etkisi vardır zaten. Aynen öyle, çünkü frekansı yükselttiği için. Yüzüme mesela gül suyu sıkarım. Yani gerçekten çünkü frekansı yükselttiği için böyle hissediyoruz o ferahlığı. Dediğim gibi hani ada çayını bir araştıracağım sizden duyduğum için. Üzerlik tohumu. Ada çayı değil, ada çayı değil. Ada çayına mahsus demedim onu. Tütsü için derler. Herhangi bir tütsü. Bana doğru şöyle doğru olabilir, onu da söyleyeyim size. Onu tütsü yapın diyen kişiler derler ki evin dört bir tarafında camları açın o sırada. Eğer açmazsanız hani harekete geçirdiğiniz şeyler içeride kalır. Dışarı çıkması için camları açın derler. Ama hani bu onunla ilgili bir şey mi tam bilmiyorum. Tekrar bakmam lazım. Ama ben kendi adıma üzerlik tohumu, ada çayı, işte sirke. Kesinlikle bu arada sirkeye de çok inanırım. Ondan sonra gül, zaten bunu araştırsın hani merak eden insanlar. Gül insanın frekansını en çok yükselten şey. Yani gül kok mesela Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gül koklamak sevaptır diye bir hadisi var yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi az sonra Ömer Hoca'yı sizden hemen sonra bağlayacağız hatta. Ömer Hoca'yı bağlayacağız, Ömer Hoca'ya soracağız. Ömer Hocam dinliyorsan hazırlan, ona da soracağım bu gülle alakalı olan şeyi. Ya son olarak hani ben bu bildiğim şeylerle araştırdığım, okuduğum ve deneyimlediğim, bana iyi geldiğine inandığım şeylerle okumalarımı, kendi okuma dediğim çok basit yani bunun... ilacını aslında Allah-u Teala vermiş. Nedir? Felak, nas. İşte dediğim gibi ayetel kürsünün çok koruyucu bir zırh olduğunu inanırım. Bunları okuyorum. Ben şu zaman dönemde yaşamıyorum. Bu arada içimden bir şeyde maalesef... Şu an babam, iyisiniz ama değil mi? Şu an.
İyiyiz. Evet evet iyiyiz. Sadece hani dediğim gibi hani bazen böyle bir düşük bir hissettiğim anda bu söylediğim şeyleri yapıyorum. Ama onun dışında iyiyiz ve bu olaylar yaşanmıyor artık. Anladım. Çok geçmiş olsun. Allah da bir daha yaşatmasın inşallah Şule çok Hanım. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bizi aradığınız için de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok var olun. Çok teşekkürler. Hoşçakalın, iyi geceler. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Allah yaşatmasın bir daha. Adem, anlattıramadığımız hikaye var galiba. Kaç tane var? 3 tane hikayemiz var. 3 tane daha mı var? Evet. Ben Ömer Hoca ile konuşurken aflarına sığınarak arayıp olmadı önümüzdeki hafta özel bir korku programı yaparız. Bugün hikayeden de bolluk var. Hemen bir Ömer Hocamı bağlar mısın? Tamam, bağlıyorum. Çünkü programın süresi bitiyor sevgili dinleyenler. Onlar da sağlam hikayelerdi değil mi bir de? Yani. Evet. Sağlam hikayeler. Mesela şey var, Kutay Bey var galiba değil mi? Evet, Kutay Bey var. Neydi? Musallat olan varlık hikayesi var. Musallat olan varlık hikayesi. İsmail Bey'in hikayesi, odaya giren karartı ve duvardaki süliyet. Odaya giren karartı, duvardaki evet, süliyet. Kamburan evet. Bey'in hikayesi var. 7 tane büyü yapılmış kendisine ve akabinde yaşanan olaylar. Eyvallah var. Bugün de hikayelerin hepsi sağlanmış ya hakikaten. Bağla Ömer Hoca'yı. Ömer Hocam burada mısın? Buradayım, buradayım Serdar abi. Merhaba dostum, nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim güzel abicim, Allah razı olsun. Sizler nasılsınız, iyisiniz inşallah? Sağ ol, ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Bugün böyle birazcık erken başlayacaktık ama başta şampiyona bir destekte bulunduk biliyorsun. Evet, onun için valla, onun için birazcık saktık. Anlattıramadığımızda 3 tane hikaye var. Zannediyorum bu ay içerisinde, yani Şubat ayı içerisinde bir böğ programı daha yapacağız abi. Yani hakkı budur. Abi nasıl uygun görüyorsunuz? Problem yok. Her türlü şekilde yani yaparız Allah'ın izniyle. İnşallah. Peki abi o zaman senin notlarından başlayalım buyursunlar. Bir de galiba senin de anlatacağın bir şey vardı değil mi? Evet, kısa bir hikaye. Bugün zaten hani seninle telefonla yayından önce görüşmeden önce bir saat önce yaşadığımız bir olay. Güzel bir şeye sebep olduk elhamdülillah. Yine mutlu olduk bugün de yani bir kardeşimize bir fayda sağlamaya çalıştıkça böyle elimizden bir imkan oldu Allah'a hamdolsun. Nedir hocam yani, anlatmak istersen dinleriz. Hemen anlatmak isteyeyim. Şimdi iller arasında bir seyahatim vardı bugün. Bir böyle petrol ofisine girdim. Yakıt aldım. Ondan sonra hocama kasiyerdeki çocuğa baktım. Böyle işte selam verdim. Nasılsınız, iyi misiniz? Hayatı sorarken çocukta değişik bir hareket sezdim. Yol boyunca da bir böyle işte belli ayetler var sürekli benim okuduğum işte ya da ezberimde tekrar hatırladığım işte bu cinli varlıklarla alakalı hani çok tesirli ayetlerin belli tonlamalı okumaları var, onları tekrar ediyordum. Böyle bir mutlu oldum işte, hani keyfim böyle yerindeydi. O an bir baktım çocukta böyle değişik bir hareket var, durdum, dostum iyi misin dedim. Çocuk yapmaya başladı böyle. Ben ilk başta aklıma geçirdiğim şu. Hani çocuk çekeme mi? Hani olur ya bu insanlık hali. Durdum. Benim bak sakin ol. Hani rahat rahat konuş. Acelemiz yok. Hani hiç dert etme falan. Diye bir nefes attı. Dedim ki hani olur ya bir hastalığı vardır ya da bir şey vardır diye. Ben birkaç bir şey daha alayım dedim. Sen dedim hesabını yap. Sonra bir anda o uğultuyu duydum. Ha dedim. Vay dedim adi mahluk. Demek hani sen dedim araya girersin. O bir tane ufak bir ifrit arkadaşa tebelliş olmuş. Böyle hani ufak arkadaşın bir arkadaşın haberi böyle de yok galiba değil mi abi? Yok yok. Yok yani arkadaşın haberi yok. Böyle hani bir evlerde hani bir fare girer de fare böyle kenardan böyle fırt diye gider ya. Evet. Bir baktım ben böyle hemen başladım okumaya. Tabii o arada da böyle etrafı süzüyorum falan. Ben de o az önce konuşamayan arkadaş dışarıdan bu yakıt dolduran diğer pompacı arkadaş geldi. İşte ismiyle hitap etti. İşte Ahmet diyeyim ben. Ahmet işte rapor verdim hemen veriyorum abi dedi. Durdum şimdi çocuk böyle konuşuyor. Hani
Ha dedim, bir anda dedim hani okuduğumuz ayetlerle hani çocuğa selam verdik, Allah'ın selamı işte nazar ettik dedim, hani hüsnü nazar vardı, hani güzel bakmak. Ela'ya da düzgün, çok temiz bir kardeşimizdi. Allah gönlünü bahtını açık etsin. Dedim ben bir gideyim dedim, şurada bir abdest alayım dedim. Tazeledim abdestimi, şu çocuğun içini dedim hiç hani ağrısız sızısız dedim. Hani bu akşamın da bir bereketi olsun diye. Yan tarafta mescide gittim, iki rekat bir şükür namazı, nafile namazımı kıldım. Ömer Hocam Allah'ıma, bu hiç plansız programsız değil mi? Yolda benzinci de yok, oluyor. Yok yok, yolda denk gelmeyle. Serdar abi seninle konuşmadan 45 dakikalık önceki mevzu. Hı-hı. Sonra durdum. Dedim bir şey söyleyebilir miyim dedim. Sen dedim az önce benle dedim böyle durdun dedim, konuşamadın dedim. Neden dedim, hani bir sıkıntı mı var dedim. Heyecan mı yaptın ya da kekimlik falan. Hocam ya, hocam derken hani şimdi abi dedi anlamadım. Bir anda dedi böyle dedi hani konuşamadım dedi. Dedim ki sana dedim bir şey söyleyeceğim dedim. Ama dedim korkar mısın bilmiyorum dedim. Yok dedi, niye korkayım abi dedi. Şimdi dedim sana bir şey yapacağım dedim. Bana güveneceksin. Çocuk bir anda böyle sanki 40 yıldır beni tanıyormuş gibi. Olur abi dedi, gel bakayım yanıma dedim. Bir dua var. Hani onu ben işte namazdan önce de okumuştum. Bismillahü Ekber dedim. Alnına koyduğum gibi bu uğultuyla çocuğun böyle sağ kolundan o boşluk, böyle hava boşluğu gibi tık tıktı. Çocuk bir anda böyle bir tansiyon düşer gibi oldu. Tut, hemen koluna tuttum. Dedim yok, bir şey yok. Ne olduğunu anlamadı oğlan. Tabii hani biz gerekli şekilde hani durumu bildiğimiz için. Ya dedim bir su iç dedim. Tansiyon düştü dedim. Kaçtan beri çalışıyorsun falan. Ya abi dedi akşam yeni başladım mesaiye. Yediğim bir şey dokundu falan diyor. Hani şimdi olayı korkutmak istemiyorum. Abi siz hoca mısınız dedi. Yok dedim ya, ben dedim şurada ben dedim imamım. Baktım nazar değmiştir diye dedim. Sana bir nazar ayeti okumak istedim dedim. Hani kardeşime çok benzettim diye. Teşekkür ederim hocam dedim. Bak dedim bu kekemere gitti dedim. Ya nazar uğramıştın, dikkat et kendine falan diye. Sonra bir su aldım. O suya şifa etlerini, işte bu meczuba geçen varlıkların hani çocuğa tekrardan benden sonra tebeş etmesi, tebellüş olmamaları için bir dualar okudum. Böyle avucuma döktüm yavaşça. Etrafına durduğu yerde döktüm. Allah'ın selamı üzerine olsun dedim. Bindim arabaya, geldim. Ufak bir hani bugünün de bir güzel bir olayı bu oldu Serdar abicim. Hayırlara vesile olmuş abi. Bir şey diyeceğim. İnşallah. Yani peki bitti gitti herhalde değil mi abi o iş? Ha, ya ilk küçük bir yavru ifritmiş, tamam mı abi? Hani işte bir şey oldu. Yavru bir ifritmiş. O da artık arkadaş hani ayaklarını dalip etti. Hani bu idrar üstüne şey oldu. O anlık bir boşluğuna mı denk geldi? Nasıl olduysa. Ay, tazeydi yani, öyle söyleyeyim sana. Korkusundan hemen gitti. Normalde yer etmiş olsa öyle bir durum ayaküstü mümkün değil yani. Taze olduğunu fark ettim. O yüzden de hani hiç zarar görmesin diye ani bir müdahalede bulunduk. Bu da benim için bir ilk oldu yani. O da Allah'a hamdolsun bir denk geldik yani. Anladım hocam. Vallahi ne denir bunun için? Tebriklenmez ya, herhalde. Yok. Tevafuk abi ya, tevafuk. Yani Allah işte nasibi varmış. Maşallah, Allah bir daha yaşatmasın denir herhalde. Amin. Rabbim. Amin inşallah. Amin. Hocam gitti sesiniz, burada mısınız şu an? He, buradayım. Tamam. Buradayım. Ha, bir an gitti sesiniz. Bir saniye. Tamam, bekliyorum. Bekliyorum. Alo. Alo, geliyor. Abi. Ben duyuyorum. Hayır. Sen duyuyor musun? Şu an duyuyorum abi. Tamam abi, ben de seni duyuyorum. Şimdi evet, senin notlarından başlayalım abi. Hikayeleri sen de dinledin. Buyursunlar. Abicim merak, hemen mi? Başlayalım. Tabii. Hemen başlayalım abicim. İlk öncelikle notlarımızdan bu Afyon'daki abimizin bu ekmek kırıntısı olayı, hakeza bizim programlarımızda defaatle anlattığımız. Bu işte kahveden çıkıyor, fırının önünden geçiyor, işte ekmek kırıntıları olsun onlara basıyor. Bir anda tokat diyor. İşte, bir kere de sen yayında anlatmıştın bunlar tokat atarlar diye, değil mi abi? Ya işte abi, ya bak şimdi bu tokatlamaları bir kişinin o anda işte hani abdestsiz olması, o boşluğu bulurlarsa tokat atarlar. Herkese atmazlar yani öyle şimdi. Nasıl biz insani olarak
hani karşımızda bir adam vardır, görürdük ya bu adama benim gücüm yeter dersin, bir ilk beş tartarsın, hani bakarsın bir vücuduna, yapısına. Bu da öyle bir durumdur. Hani abdestli olması, işte hani belli şartlar olması olmayınca, bir de tabii halihazırda o arkadaşlar o kırıntılardan da hani kendileri de yediğinden dolayı, şimdi sen gidip de orada yediği şeyin üzerine basarsan da şamar adama vuruyorlar. Tabii bunun tabii şöyle de demek gerekmiyor. Yani ben bunu yaptım hemen oldu, bunun bir background'ı vardır. Yani öncesinde de bazı durumlar vardır, o son radde olmuştur. Yani kapıyı biraz itelemişlerdir ya da biraz böyle o menfezleri zorlamışlardır. Orası artık ipin koptuğu son nokta olmuştur. Sonra bu evine gittiği vakit karabasan dedi, işte hani üzerine sırtına falan. Yani değerli dinleyici kardeşlerime sesleniyorum. Karabasan olayı bizim biraz da Anadolu kültüründe işte uyurken uyku halinde ya da yarı uyku halinde meydana gelen olaylara da karabasan deniyor. İşte ya da uyandım, ben gözlerimi açtım, uyanıktım işte ama seslendim, kimse duymadı tarzındakine de karabasan deniyor. Bu karabasan olayında şimdi genel intibada yaşanan olaylar birbirine benzer olduğu için ortak bir kararda karabasan denmiş. Ama ve lakin bu kişiden kişiye, mekandan mekana, zamandan zamana değişir. Yani karabasan dediğimiz olay yine bu cinni varlıkların, ifritlerin, kişinin uygunsuz hallerinde, onların boş bulunduğu o menfezlerinden müdahale etmek için ya da müdahale ettikleri vakalara karabasan bastı. İşte ben bağırdım, elimi kolumu kaldırdım, niye duymadınız tarzında olur. Bunlar çok küçük, yani daha başlangıç, daha emekleme olaylarıdır. Allah kimseye yaşatmasın ama bu bir ön şeydir. Yani ön bir atış mı diyeyim ya da ön böyle belirtileridir. Dikkat etmesi gerekiyor. Ya gerçekten espri olarak söylemiyorum bunu ama giriş kısmı herhalde bu, değil mi? Yani girizgah herhalde, evet, bu. Daha giriş gelişme sonuç bölümüne gelmiyor. Giriş daha hani böyle. Bu tabir doğrudur değil mi abi? Giriş gelişme sonuç desek herhalde bir şey olmaz yani. Tabii canım. Tabii hani biz bunu bir ifade etmek için giriş gelişme sonuç. Bir işin başlangıcı, ortası, sonucu. Nihai şeyde. Daha işin başlangıç giriş kısmıdır bu. Sen bir şeyleri boş bırakmışsındır. Belli yanlışlar yapmışsındır. İşte ya da örnek veriyorum, Allah göstermesin, art niyetli, şeref yoksunu, işte insan müsveddesi kimseler, işte senin ailenin huzurunun, işte işinin gücünün, işte ya da dünyalık hayatının mahvolması için büyük bedeller ödeyip işte bu üfürükçü takım dediğimiz işte büyüyle, işte sihirle uğraşan şarlatanlara gidip para yağdırıp işte senin yakınına kadar gelip senin işte belli şekilde tırnak, saç, işte ya da herhangi bir kullandığın eşya ya da evindeki bulunan işte bir senin geçiş yerlerine o işlemi yapar. Allah göstermesin ama hadi bunların da dereceleri vardır. Yani arkadaş tabii gitmiş, gerekli şekilde Allah sağlık afiyetini vermiş. İnşallah bir daha olmaz. Bu olayları yaşayan kardeşlerime, bizi dinleyen kardeşlerime söyledim. Bu olayı bir defa yaşamış, ciddi durumlar yaşamış arkadaşlar sürekli elin tetikte. Yani bu işte ya hocam korkutma bizi. Hayır kardeşim, elin tetikte bekleyeceksin. Tedbirli olacaksın. Gusülsüz. Yani cünüp gezmeyeceksin. İşte örnek veriyorum, belli bir yerlerden geçerken herhangi bir arazide, tarlada, tapanda işte idrar, yani bel etmeyeceksin. Küçük abdest, büyük abdest, bunların hiçbirini dışarıda, gece karanlığında ateşin üzerine basmayacaksın. İşte közün üzerine veya külün üzerine işte hani bir şekilde bu defi hacet dediğimiz meseleyi yapmayacaksın. Besmelesiz işe başlamayacaksın. Hani bunu eğer yapmaz isen, yani kervansaray gibi, yol geçen hana gibi, gelen gelir, giden gider. Yani bunun şeyi de olmaz. Yani biz inanan insanlar, yani ya hocam namaz kılamıyorum, işte oruç tutamıyorum ya da işte iyi bir kul değilim ama iman sahibisin. İman sahibi olduğun için iyi, yani ibadetlerin eksikliğini tabii biz tasvip etmiyoruz. Yani bir Müslüman yaşadığı gibi, inandığı gibi yaşaması gerekiyor. Lakin işte Allah selamet versin, bir yanlışa düşmüşsün ya da bir ihmalkarlığa devam etmişsin.
Ama imanın var Allah'a, peygamberine ve onun kitabına iman etmişsin. İman sahibi olduğu için değerlisin ve güçlüsün. Yani böyle bir olay yaşadığı zaman kimine mesela şer olarak gözüküyor, daha çok dine, Allah'a, kitaba yönelmesine de sebep olup birçok kötü alışkanlığını terk de edebiliyor. Hani bu da bir vesile oluyor ama tabii bu şekilde yaşanmasını ve bu şekilde olmasını biz istemeyiz. Allah da yaşatmasın. Amin inşallah. Afyon'daki... Abi Afyon'a geçmeden önce çok kısa bir şey soracağım. Sen de buna kısaca bir cevap ver, olur mu? Tabii ki. Yani bilmeden mesela atıyorum yolda yürüyoruz. Yerde ekmek kırıntısı var, ne bileyim, bir tarafa nimet koymuşlar. Ama biz kalbi temiz insanlarız. Çocukken de büyükken de yolda ekmek görsek 3 kere öpüp başımıza koyarız. Ha? Yani, şimdi neden yapıyoruz biz bunu abi? Ekmek kutsaldır abi. Nimettir. Bakın, abi kutsaldır. Yani nimet tabii, bütün nimetler, Allah'ın bütün nimetleri mübarektir, kutsaldır, bize emanettir. Ekmeğin çok farklı bir şeyi var abi. Yani i̇şte ben... abi o yürüyor mesela bir insan. Hı-hı. Bilmeden bastı geçti, yürüdü gitti, bilmiyor, hala da bilmiyor yani. Böyle bir şey başına gelebilir mi? Bilmeden gitmesine. Abi ya bilmesi, abi zaten örnek veriyorum, büyü yapılan adam da başına gelip de bilerek yani bana büyü yapıldı mesaj gelmiyor. Tarafınıza büyü yapılmıştır, her an başınıza bir şey gelebilir. Yani İletim bu, raporundan bu anlamıyorsun yani, anladım. Abicim yani bu nedir biliyor musunuz? Bu şudur. Biz kıyafetimize, oturduğumuza, yediğimize, üstümüze, yediğimiz şeyin İslami usullerle, hani etin işte ya da yediğimiz gıdaların helal olup olmadığına dikkat etmezsen vücudu manen ve madden güçsüz bırakırsın. Yani şimdi kimse, kimi bazı iradeler ya da kimi kimse vücutlar var. Yani insanlar var, adam kale duvarı gibi, top atsan yıkılmaz. Niye? Adam giydiği kıyafete, üstüne necaset olup olmadığına, işte yani dökülüp dökülmemesine ya da işte oturduğu mekanda nasıl bir temiz bir çevre olmasına, konuştuğu söze, her şeye dikkat edersen kale duvarı gibi olursun. Senin kimse zarar veremez tabii Allah'ın izni inayetiyle. Lakin adam ne yediğini umrunda, ne içtiği umrunda, üzerinde necaset var mı farkında yok. Bir de Allah selamet versin bizim millet meraklı, az önceki öyle hanım gibi. Şimdi ben merak ettim diyor. Et bakayım, hani şimdi o kadar hocaya gitmişsin, o kadar etmişsin. İşte 2 sene fayda gördüm, 1 sene fayda gördüm. İşte ya olmuyor işte. Onun bir usulü var. Biz 10 sene boyunca bu işi yani merakla değil, bu işin ciddiyetiyle öğrendiğimiz halde çekindiğimiz şey var. Bu durumlar bu şekilde cereyan ediyor. Peki abi, Afyon'a geçelim. Afyon'da birinci vaka Afyon'daki abimizdi. Diğerine pardon. Diğer Nur Hanım'a geçiyoruz. Evet. Bebek içinde görünen bu balkonda işte ya bu konuda bir şey söyleyeceğim. Hanımefendinin kullandığı tabiri kullanacağım. İşte cinler işte oradaki kadına işte affına sığınıyorum tecavüz etmiş. İşte çocuk doğmuş, o çocuk ölmüş. Ya bunu diyenin de, hani bunu bu şekilde millete ifade edenin de, aman hani Allah sonunu merak ediyorum bu cümlenin. Bin türlü halini versin yani. Daha ne diyecek bir şey yok. Böyle yani nasıl bir Kur'an'daki geçen şeyi söyleyeceğim. Hani bu gibi insanlara, yani bu kafadaki insanlara Kur'an'ın dediği ahmak yani. Hani bu Kur'an'da geçiyor. Ben bu cümleyi gösteririm. Hakaret saymasın. Ahmak. Yani ya sen hiç mi bir şey okumadın arkadaş ya? Hoca diye milletin önüne çıkıyorsun. Bunu i̇şte abi bilmeyince ya? Mesela deminki hanımefendiye de öyle söylemişler. Allah korusun biz şimdi yani bir ilim irfan bizim o yolda olmadığı için yani ilmimizi o yolda geliştirmediğimiz için hanımefendiye de ne bileyim abi sen bilmiyorsun mesela, sana da ondan sonra ne bileyim Adem'e de bana da söyleseler, maalesef biz bu ahmaklara inanıyoruz işte abi. Yani abi ya böyle hayır oluyor, yok maalesef. Cin gitti kadına tövbe yani ağzıma bir daha almak istemiyorum, o olay oldu, o zaman çocuk doğdu, çocuk öldü işte. Ya, tövbe. Peki tövbe abi böyle hala hikayeleri ben duyuyorum mesela yani illaki insanlar da duyuyorlardır yani bir, işte, üç harfli hani hep de şöyle anlatırlar işte, üç harflilerin bu kadınla ilişkisi varmış, hani evlenenler var falan abi, mesela yok mu yani böyle abi, şeyler? Abi bak bu iş biz bir önceki yaptım lafını balı verdim hakkını. Estağfurullah öyle bir şey olur mu abi, buyur. Şimdi bir önceki yayınımızda bu konu hakkında bir yüzeysel bir konu konuşmuştuk, onu bir tekrar edelim.
cinli varlıklar hani bir kimseye bu şekilde direkt fiziki olarak hani vatandaşlarımızın bildiği için fiziki olarak herhangi bir cinsel teması mümkün değil. Hiçbir şekilde değil mi abi? O zaman? Ya mümkün değil abi. Yani yok öyle bir durum. Hani ya yok yani şimdi farklı bir şey ifade edeceğim. Kendimi zor tutuyorum da yok yani. İki daha bir ara gelse yok. Şimdi ben bugün en son yayına bağlayan Şule Hanım'dı. Evet. Biraz gerildim. Hani kusuruma bakmasın. Biraz da söyleyeceğim şeyler kötü olur. Yani zoruna gidebilir. Biraz da gerginim. Kusura bakma Serdar abi. Yani ama şimdi yine de şey yapma. Gerilme ya. Kızcağızın abi, bildiği bir şey yok yani. Yönlendirmişler. Ne bilsin abi? Korkmuş. Başına gelmiş yani. Bence kızma. Yani çünkü bildiği bir şey değil. Değil. Yok kalma değil. Gerildim bakın. Hani kendi şahsına gerildim. Hani anladım. Şahsına niye kızayım? Abi mağduriyet yaşayan insanlar. Ben her günüm böyle insanları dinleyip anlamak için mücadele eden bir insanım ama şimdi affınıza sığınarak bütün dinleyici kardeşlerimin affına sığınarak şunu söyleyeceğim. Bakın bir hadis-i şeriften örnek verdi. Gülü koklamak sevaptır diye. Değerli kardeşim şu anda dinliyorsan iyi dinle. Bir hadisi rivayet edeceksen o hadisin kaynağını, hangi kitapta olduğunu, hangi hadis aliminin rivayet ettiğini, o hadisin senedini, hadi hiç olmazsa hangi kitapta geçtiğini bir kez bileceksin. İşte ben onun için Ömer Hocama soracağım dedim zaten. Daha yani, sırası gelmedi. Bak benim de önümde notlar da var. Gül mevzusunu Ömer Hoca'ya sor demişim. Hazır sırası geldi. Anlat abi nedir olay? Gül ya şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki cihan serveri, gönlümüzün sultanı, bizim hani büyüğümüz, Allah'ın Habibini biz Anadolu kültüründe, bakın sadece bizim Türk kültürümüzde biz Gül'e benzetmişiz. Kokusuyla, duruşuyla, zerafetiyle, işte temsildir. Biz Gül dediğimiz zaman Peygamber Efendimiz aklımıza gelir. Hani hep onun Gül kasidesi, işte hani hep söylenmiş, anlatılmış, o şekilde hatırda kalınmasını istenmiş. Ya abi Peygamberimiz nerede yaşadı? Allah aşkına şimdi biz bakın temel mantık. Peygamberimiz neredeydi? Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde dünyaya geldi. Evet. Mekke'de normal iklim olarak ne iklimi var? Çöl iklimi var. Evet. Çölde gül nerede var? Nerede var? Özel yetiştirirsen var. Değil ya mi? Abi Allah, hangi teknolojiyle 571 yıldan bahsediyoruz abi? Yani işte özel yetiştirirsen. Ya da botanik bahçesi mi bu? Mümkün değil. Yani o tarihte diyorsun yani, Arabistan'da hiç gül yok mudur diyorsun abi? Abi yani kralın sarayında Hindistan'dan falan getirirlerse olur yani gül. Olur. Yani o zaman işte bu Çin'den Min'den hani bu gülün nereden geldiyse onun menbaı geldiyse vardır. Yani gülü koklamak sevaptır. İşte gül koklayın. Şimdi mesela şu affınızınlar konunun aydınlığa kavuşması için her zaman yazın karpuz var. Yani karpuz vakti. Karpuz yemek sevaptır, sünnettir. Kim karpuz yerse sevaptır. Karpuzcular Facebook'ta yayınlıyor adam. Lan İmam-ı Şafii radıyallahu anh. Allah ondan razı olsun. Allah rahmet eylesin. Amin. Mübarek adam bu Halep bölgesi, Şam bölgesinde hayatını idam ettiriyor. O bölgelerde de yani işte artık tarım yaygınlaşıp karpuz getiriyor bir tane yani bedevi, yani köylü bir kimse. İmam Şafii diyor ki Allah Resulü'nün ben bu meyveyi yediğini görmedim veya duymadım. Yani duymadım görmedim derken tövbe. Hiç duymadım ya da işitmediğim için ben bunu yiyemem diyor. İmam Şafii, yani Şafii mezhebinin biraz daha bazı konularda katı olmasının sebebi İmam Şafii'nin çok hani her şeyde dikkatli olması. Yani mübah, yani biz şimdi yiyoruz günah mı görüyoruz değil. Hani bunun bir herhangi bir şey vardır da ben bilmeden yanlış bir iş yaparım hani tedbiriyle. Adam şimdi diyor ki karpuz yemek sünnettir. Hadi bakalım malını satacak millete. Yani bu da bu şimdi hani biz Allah rızası için. Bakın Diyanet İşleri Başkanlığımızın hadislerle İslam diye 7 cilt kitabı var. Kütüb-i Sitte diye 6 hadis aliminin İmam-ı Buhari, İmam-ı Tirmizi, İmam-ı İbn-i Mace bunların rivayet ettiği yani diğer hadis alimlerinin rivayet ettiği hadisleri Din İşleri Yüksek Kurulumuz ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın yayınladığı kitap var. Aç bütün hadisler yani şu anda sahih dediğimiz güvenebileceğin alimler tarafından bir araya getirilmiş kitaplaştırılmış kitabı. Aç oradan kaynak al. Bana de ki hocam ben şu kitaptan çıkıyorum. Ama şimdi faraza internetten ya da bir yerden gördüğün
işte neydi belirsiz bir kaynaktan alıp da buna iman etmek, yani ha günah mı koyar ama bunu yayıyorsun şimdi sen bir de. O yüzden hani bu konu benim biraz da hassas, kendisinin kötü niyetli olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. İyi niyetli olduğunu biliyorum ama bir kardeşi, bir abisi olarak da bu konuda daha dikkatli, daha tedbirli olmasını kendine rica ediyorum. Durum bu. Evet. Nur Hanım'ın bu bebek şeklindeki görünen varlık, işte balkonlarında hani diye başladık. 5 yaşındaki bir erkek çocuğu, İlk baş gelen kadın 5 yaşında bir çocuk diye gözükmüş. Ondan sonra işte balkonda falan işte var, o çocuğa dikkat edin hani düşmesin müşmesin diye uyarılıyor. Ondan sonra olaylar yaşıyor. Ya şimdi mesela bu büyüler falan ya da işte sihirler kapı menfezlerine, eşiklerin altına bir şekilde bu cinli varlıklar kullanılarak ya da işte ev ahalisinin bir şekilde farkında olmadığı bir vakitte ya da belli yollarla koyuluyor. Evde musibet olması için mesela Allah o şerli insanlardan korusun ayeti gidiyor eşiğin altına koyuyor. Sen de ev halkı olarak o eşikten basıyorsun geçiyorsun, basıyorsun geçiyorsun. Bela musibet bir de oradan geliyor. Yani abi şeref olmayınca adamın yapacağı şey yok. Bu kadın işte görmeleri etmeleri, kadıncağızı düşürmesi etmesi de ne yapmışlar? Yengesiyle beraber duymuşlar, etmişler. Bayrak olmamış. Hocam telefon gitti. Abi nasıl? Şimdi düzeldi. Bir çekmeyen bir yerdesin galiba biraz. Doğrudur. Biraz karkış var abi. Doğru. Gönderdiğin fotoğraftan gördüm. Evet. En sonunda işte bu adam geldi. Dedi işte hani anlattığım az önceki olayları söyledi. Allah yardımcılar olsun. Ya şimdi bu küçük çocukla gözükmesi etmesi dediğim gibi rahmani değil. O korkutması ya da işte ürkütmesi. O evde daha önceden işte bir kimseye bir işlem yapılmış olabilir. Evet, ya da yan tarafta bir kimseye bir şey yapılmış olabilir. Evet, sen bunları maruz kalmış olabilirsin. Bu Nur Hanım kardeşimizin işte su giderlerine ya da banyo giderlerine, yani pis atık giderlerine, işte balkonda mesela kahvaltı yaptık. Ailece işte oturduk, dedik ya güzel bir hava, balkonda yapalım. Sofrada en enteresan bir konu işte bak, balkonda kahvaltı yapmak. Evet abi. Mesela kahvaltı yaptık, işte ekmek yedik, çocuk ya da ekmeği aldı attı. İşte ya da örnek veriyorum, bir nimeti aldı attı. Sen de şimdi evdeki ev hanımı olarak da evi temizliği yaparken süpürgeyi takıp işte hani onu almak varken dedim ki ben güzelce burayı bir yıkayayım. Aldın onu, o pis gider borusundan aşağı attın. Su, pis su da genellikle bu cinli varlar hani ya da işte ne, hani bu ifrit dediğimiz şeyler pis olan ve pis olan yerlerde barınırlar. Mesela bir hadis-i şerif söyleyeyim ben. Ne diyor? Müslüman kimseler cuma namazına gidecekleri vakit işte temizce yıkansınlar, güzel kokular sürünsünler. O şekilde gitsinler. Mesela böyle bir hadis-i şerif Allah Resulü'nün var. Güzel koku, temiz. Buna melekler dua eder, işte Allah'tan onu kul için af talep eder. O yüzden dolayı da bu ifrit ve şeytanlar kötü kokuya, işte ya da kötü olan, pis olan, necis yerlerde barınırlar. Sen şimdi oraya Allah'ın bir nimetini dökünce de bu iş parlar. Ha, belki olay bu vakiden olmuştur. Şimdi bizzat incelemediğimiz için direkt hüküm veremeyiz. Ama bu da tabii bir tetikleme durumudur. Allah yardımcı olsun. En nihai olarak hani bir şekilde yola girmiş, düzenlemiş olduklarını kendileri ifade ettiler. Gelelim Şule Hanım'a. Allah selamet versin. Şimdi 2001-2002 arasında bizde... Abi telefon, hani... telefon yine sorun oldu. İstiyorsan evet, bir... Şu anda. Şu anda düzeldi abi. Ha, tamam abi. Şimdi 2001-2004 yılları arasında bir ilde bu annecağızlarıyla beraber otururken annecağızının salavat duyduklarını
ya da işte bir zikrin duyduklarını ifade ettiler. Sonra ev ahalisi tabii inanıyor, inanmıyor. Tekrardan işte onlar da oldukları zaman hani bir şekilde müşahit oluyorlar. İşte bir bayan hoca bunlara yardım ediyor. Şimdi bayan kimselerin bu konu hakkında yani ilmi olarak bayanlara tedavi ettikleri var. Doğru, vakidir. İlim sahibi olunca bunlar vakidir, yapılır. Yapan insanlar da vardır. Allah onlardan razı olsun yani tedavi muhakkakında. İşte yatır olayı, işte Allah dostu varmış, mübarek bir zatın işte kabri varmış ya da işte sütük varmış. Ya ilk baş şunu bir açıklayacağım. Hiçbir hani ne diyor ayet-i kerimede şehitlerle alakalı? Siz onları öldü sanarsınız ama onlar ölü değildirler, ama onları siz göremezsiniz, bilemezsiniz diye. Şimdi hiçbir şehit hiçbir Müslümana hiçbir şekilde rahatsızlık vermez. Yani bu şekilde de bir olay vaki olmamıştır. Velev ki şu yatır olayı çok kullanılan, kötüye kullanılan bir durum. Yani bilmeden, olayın tarihsel şeyini bilmeden çok kullanılıyor. Birçok olay bunlara sebep kılınıyor. Ama ve lakin edebinle, adabınla yaşadıktan sonra yani evde işte o rahatsızlığı hissediyor, ama bakın bunlara sebep kılmak akli olarak iyi değil. Yani işte şehit vardı da rahatsız olduk da ses duyduk. Yani bunlar bir kez hani konunun dışında genel manada söylediğim bir laf olarak bunlar rahatsızlık vermez. Edepsiz bir iş yapmıyorsan verme. Şimdi bu sabuna iğne ile saçı dolama olayı. Bu çok pis bir büyüdür abi. Bu nece insanların... Var ya öyle bir şey. Oh yine oh Serdar abi. Bunu yapan mahluklar kişinin çok yakınında bir kimse olması lazım ki saçını, tırnağını ya da işte yani vücudundan deri çok zor da yani saç, tırnak onu konur, o sabuna, o büyü yapılır. Tabii sadece sabun dediğimiz eriyen bir şey. Şeker mesela, şeker demeyeyim ben, eriyen böyle bir şey olacak. Katı olduktan sonra belli bir süreç içerisinde eridikçe o kimseye o hastalık tesir eder. İğne olayı da onun süresidir. O iğne ne zaman düşerse o kişi de ölür. Yani Allah'ın takdirindedir. Büyünün tesiri çok şekilde zarar verir ve bu çokça da yapılır. Kim insana tesir eder, kim insana etmez. Ama genelde de zaten bunu yaptığı kimse o kişiyi çok iyi bildiği için, hani halini, nasıl bir ortamda olduğunu, nasıl hareketler yaptığını bildiği için nokta atışı yapılır. Genellikle de zarar görülür. Yani o öyle bir büyü var demiş olman benim tüyleri diken diken etti. Ben bir de şey duymuştum abi. Vallahi bunu da söylemek birazcık enteresan oldu ama suyun içine bir şey, böyle fasulye ile mi ne bir şey yapıyor. Hani sen, insan böyle eriye eriye hastalıktan ölmesi için yapılıyormuş ya bu büyü. Diğeri de bir insan şişe ölmesi için yapılıyor. Evet, o mesane kısmı, genellikle idrar kısımları şişip bağırsak yani sindirim sistemi çalışmasın diye yapılan, ama o onda da bir belli şey yediriliyor kimseye. Yani vücuda direkt fiziki olarak bir şeyin gıda olarak girmeden olmuyor. Peki hocam bir şey soracağım. İyi büyü var mı? İyi büyü. Abi büyü eşittir kötü. Büyünün iyisi olmaz. O ayrı. Yapanın da yaptıranın da yani. Lanet olsun diyor Allah razı olsun. Lanet olsun. Cennette yoktur yeri. Ama yani. Kokusunu dahi alamaz diyor abi. Kokusunu dahi alamaz diyor. Ki cennetin kokusu ta nereden duyuluyordu abi, öyle bir şey vardı değil mi? Ya tabii yani düşün yani. Yani alt kademede, en aşağıda cennete girecek kimseye işte nasıl diyeyim sana, hani tabii mütevatirdir, alimlerin söylediğidir. Hani dünyanın bilmem kaç misli kadar böyle alan işte imkan verilecek. Düşün sen kokusunu dahi alamayacaksın.
İlahi cehenneme zümera. Yapana da yaptırana da. Abi o bazı kulaklarında da olacak galiba değil mi o? Yani birinin birinde Allah kimseninkinde bırakmasın tabii ama istemeden bir hakkı var mesela. Yani öyle bir şey sanki böyle abi, hatırlıyorum. Şimdi yanlış da bir şey demek istemiyorum ama. Yok yani. Sırf kula yani konusu. Allah sırf Allah yarattığı kula hakkı helal edilsin diye hakkı kalan insana bazı şeyler bahşedilecek galiba. Değil mi abi? Öyle. Abi ne diyorum sana? Yani şimdi kul hakkı olayı Allah-u Teala diyor ki ey kulum diyor. Bana iki şeyle kesinlikle gelme. İki şeyle. Yani Allah Resulü'nün bize sürekli nasihatleri, emirleri, telkinleri şu. İki şeye sakın Allah'ın karşısına çıkmayın. Şirk yani Allah'a ortak koşmak ve kul hakkı. Çünkü Allah-u Teala biri şahsı alisine ortak koştuğun için affı yok. Diğeri de diğer Müslüman kardeşiyle yani hakkına ya da Müslüman olsun ya da Müslüman olmasın, gayrimüslim olsun. Bir insanın hakkı sende varsa ben de ona girmeyeceğim. Burada nizamda artık günah, adamın günah, sevabın varsa sevabından ödeyeceksin. Çünkü para yok. Abi çok özür dilerim ama hani şirk koşmak yani tövbeler olsun. Ortak koşmak inkar etmekten bile daha beter bir şey galiba değil mi abi? Bakın şöyle söyleyeyim. Hani cehennemin en alt katı müşriklerin ve münafıkların yeri. Yani en azabın böyle cevval olduğu yani kafir demiyor. Müşrik ve münafıkları. Yani en altta. En böyle ateşin, harın en şeyinde onlar maruz kalacak. Neden? Allah-u Teala bu kadar kainatı, bu kadar nimeti yetmedi peygamberini, yetmedi kitabını, yetmedi bu kadar işte alimini, bu kadar imkanı verecek. Sana akıl verecek, fikir verecek, beyin verecek, irade verecek, nimet verecek, sağlık verecek. Sen gideceksin ya işte Allah yoktur ya da Allah var. Şimdi deizm diye bir şey çıktı ya hani son zamanlarda. Günümüz modern işte gençliğin inancı oldu. Tövbe yarabbim işte ona inanıyorum ama şuna inanmıyorum. Buna inanıyorum. Ya peygamber zaman tövbe haşa. Tövbe hani yani. Allah'a sığınırız. Ya Allah var, Allah var. Tamam bir yaratıcı var. Ağzının ucuyla söylüyor onu da. Ama işte ya peygamber işte geldi zamanda o kendi kavmine söyledi artık peygamber yok. İşte peygamberin hükmü yok falan. O kendi kavmineydi. Bu bir Vatikan yani bu bir kafir projesidir. Bizim Allah'ımız, Rabbimiz kendisinin melekleriyle, emrinde olan melekleriyle, Cebrail'le en son gönderdiği elçisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberidir. Biz ona iman ederiz ve onun bize bıraktığı kitabına yani Kur'an'a iman ederiz ve onun emirlerine teslim oluruz. İşte oydu, buydu, şuydu. İmanını yani şirk demiyorum zaten onlar küfre giriyor da imanını ortada bırakırsın. Allah onu tabii hesabını da Allah'a verir. Genel manada durum budur. Bir de bu cinni varlıklarla da işte biz yine her programda söyleyeceğimiz hiç usanmadan bunu söyleyeceğim. Değerli kardeşlerim bu cinni varlıklarla canınız sıkıldığı vakit ya da işte böyle ya bir heyecan aksiyon arıyoruz. Ne yapak ne yapalım işte ya cinleri çağıralım diye ya da işte ben İnternetten işte cin nedir diye yazıp kaynakları belli olmayan neydi belirsiz kimselerin yazdığı yorumlarla ben şunu öğrendim ben şunu yapayım şuymuş mesela tütsü dedi neydi adaçayı tütsüsü mü evet. Ne dedi ya? Evet adaçayı tütsüsü dedi. Ya bu yaşıma geldim tütsünün bir işe yaradığını görmedim. Biz ölü yıkarken tütsü yakıyoruz ki kokusu hani şey yapmasın diye yani tütsünün cenaze merasimlerinde o belli hani ben hanımefendiye de söyledim abi tütsü için iyi değil derler aynı abi tütsü gibi. Kapıyı açsan da pencereyi açsan da o varlıklar kapı pencere tanımazlar Şula'nın onu da iyi bil yani kapı pencere duvar ya da işte herhangi bir mekan zaman tanımaz o insanı yani o varlıklar onu şey yapmaz direkt ha, sirkeli su evet sirke iyidir. İçilirse de güzeldir. Peygamberimiz bu konuda sirkenin faydasını ifade etmiştir. Tek başına sirke yeterli değildir. Ayet-i Kürsi okuması evladır. Ayet-i Kürsi
Kur'an'ın ayetel kürsi, yani zaten manası olarak ayetlerin en üst, yani mana olarak da Allah-u Teala'ya sığmamız olarak da ayetel kürsi toplumda herkesin bildiği ve manasıyla okuduğun zaman çok ciddi tesir edecek bir ayetler bütünüdür. Ama ve lakin durum tabi Allah daha iyi bilir. Hani haddimizi aşmaya gerek yok. Belli vakalarda her zaman her şeyi tesir etmez. Sen ayetel kürsi okuduğunu zannedersin. Hani aklın bunudur. Ben mesela bir vakayı dedim ki oku bakayım bir Kur'an-ı Kerim'den bir ayet. Fatiha Suresi'ni oku dedim. Kendisi Fatiha Suresi'ni okuduğunu söylüyor ama Fatiha okumuyor mesela. O sureyi okumuyor. Hani hani mana bütünlüğü olmayan cümle ve sesler çıkartıyor. Şimdi vakalarda bazı böyle bir durumlar var ama sen içinden diyorsun ben okudum. Ayetel kürsü hani tamam Allah daha iyi bilir, bunun tesiri vardır, el-hak doğrudur. Biz de aynı şekilde vakalarımıza felak, nas, muhafazetin ayetleri, akeza işte inşirah suresi, akabinde ayetel kürsü, amene resulü, haşir suresinin son 3 ayet-i kerimesinin işte hani son 4 ayet-i kerimesinin okunmasının evli olduğunu, bunlar okuyan kimseye biiznillahü teala iman sahibi olduğu için ve gerekli şekilde tedbirli aldığınızda zarar gelmeyeceğini söyleriz ve biiznillah burada fayda görür. Ama her vakada, her kişide bu durumla kurtulunabilmez mi konusunda muallaklık var. Yani şimdi dördüncü seviye kanser vakasına ağrı kesici verirsen sadece ağrısını dindirirsin ama o hastalık onda vakidir, kanseri yitirmez. Yani o tedavi sonuçlanmaz. Biraz daha izahı kolay olursa bu şekilde izah edebilirim. Anladım. Hocam valla Samet'in 20 dakikasını yedik. Ufaktan toparlayalım mı? Toparlayalım abi. Senin kafana takılan, bir not aldığın, sormak istediğin bir şey var mı abi? Ya benim kafama takılan, bunu istemek ne kadar doğru olur bilmiyorum. İlk defa söyleyeceğim. Bugün kapatırken bize bir ayetel kürsü okusan da... Öyle mi? Olur ne demek? Olur. Tabii ki. Bunun benim için hiçbir sakıncası yok. Senin için de yoksa. Tabii ki canım, Allah'ın ayeti her yerde, yani Mars'ta da, işte de dünyada da her yerde okurum. Tabii, bugün, çünkü bugünkü program biraz bir enteresandı, burada yazılanlara da bakıyorum şöyle. Bir de bizim efekt kullanımımız falan, böyle sistemden kulaklıkla dinleyen insanlar abi hikayelerden çok efektler bizi şey yaptı falan. Mesela bir dinleyici tabii yazmış, diyor ki abi diyor şu an diyor sizi dinlerken diyor durduk yere diyor salonda diyor balkonun diyor kilitli kapısı açıldı duvara vurdu diyor mesela şu an. Sonra... O arkadaş şimdi ne yapacak? Abdestli değilse gidecek lavaboya, ışıkları açacak güzelce, yan odasından başlayacak, ışıkları açacak, güzel bir evzü besme çekecek, abdest alacak. Odasında tam da böyle bir hani bir şey yemediyse, kırıntıyı falan olsa güzel bir detaylı edecek. Felaknas sürelerini açacak, okuyacak. Üzerine avucuna üfleyecek ayetel kürsüyü, bütün vücuduna sürecek, yatacak. Bizden hiçbir şey olmaz. Anladım. Bak başka biri yazmış, diyor ki bu aralarda çok enteresan mesajlar var. Sizi dinlerken dinlemiş olduğum odada kapının arkasındaki ütü masası yere düştü demiş efendim. Ya abi şimdi ne, biz mi yapıyoruz arkadaşlar? Ya bakın bir şey söyleyeceğim. Şimdi değerli dinleyiciler, kardeşlerim. Abi kusura bakma, ben şimdi çekmesi için balkona çıktım. O yüzden dolayı da biraz da böyle hani... Üşüyorsun birazcık. Ya olsun, o kadar sıkıntı yok. Vatandaşın bir fayda göreceksek gerekirse buzun altında kalırız. O problem değil. Konuya geçeyim. Şimdi değerli dinleyici kardeşlerim, biz burada işte cin dedik. Aha cin dedi. Yani yok böyle bir şey ya. Ben cin suresini her gün okuyorum. Siz de açın okuyun. Cin suresi, cin. Abi herkes şey diyor yani, mesela işte adının anıldığı yere gelir falan diyor. O zaman marketlerden çıkmaması lazım sevgili dinleyenler. Peki cin var değil mi? Yani korku programındayız ama ince espri yaptım. Evet. Yani eğer ya şimdi, madem öyle, marketlerden lazım çıkmaması lazım. Yani ben bunu bir önceki programda söyledim. Bunların aklı var, fikri var, evi var, barkı var, doktoru var, ticareti var, gelmesi var, gitmesi var. Sen hiç seni tanımayan bir kimseye lan Ahmet desen adam sana yanına gelir mi? Bir bakar sana, bu ne diyor yani, bu kim? Niye çağırıyor? Bakar işine gider.
Yani sen gidip de azgınlık olup da gel buraya ne yapıyorsun falan deyip de çağırmadığın müddetçe, taşınmadığın müddetçe de gelmezler. Tabii cürüm işlemiyorsan. Yani şimdi, biraz daha halk ağzıyla kaşınmadığın sürece kaşımıyorlar yani, ben bunu anladım. Aynen öyle. Ya, abi bak şimdi kaşınmıyorsun demek demeyelim, şöyle diyelim. Sen belli cürümler işlemiyorsan, belli şekilde yanlışlar yapmıyorsan zaten güçlü oluyorsun. Tamam mı? İman sahibisin çünkü. Ama sen şimdi 45 kilosun, bir çıplak bir şeysin. Ortada herifleniyorsun. Var mı lan bana yan bakan, bilmem ne, işte asarım keserim diyor. Elin adamı geliyor, şamarı bir vuruyor sana, deviriyor şimdi. Hani bunun gibidir. Sen şimdi güçlü olduğun zaman, kuvvetli olduğun zaman, edebinde olduğun zaman kim kime karışır? Hani kim kime esir olur? Ha, dışarıdan bir müdahale olur. Evet, o müdahalede zaten Allah selamet versin. Allah'ın izniyetiyle kendin ya da bir kişi, sana yardım eden bir kimseyle bu şekilde hani düzeltebilirsin ama tabii ki bu da Allah'ın takdiri. Nasip olacak bir de. Ben ne diyecektim ya? Diyeceğim şeyi unuttum. Az önce bir şey daha böyle çok önemli diyecektim. Vallahi, hocam bana da söylemediğin için ben de hatırlamıyorum. Doğru söylüyorsun. Şimdi değerli kardeşlerime, şu gelen hocalara, yani yine Şule Hanım yanlış anlamayacağını bildiğim için para verdim, fayda gördüm dedi. Valla gördüğü faydayı bir tartsın etsin. Bu işte zerre miskal, yani bir saç teli kadar şahsına menfaatine para alan ve bu şekilde işte muska yazdım. Muska yok değerli müminlerim. Yani muska yok. Cevşen. Cevşen ne demektir? Arapça bir kelimedir. Zırh demektir. Zırh yani korumak için giyilen zırhtır. Muska aslında büyüde kullanılan bir tabirdir. Ama bizim millet kendime muska yazdırdım der. Biz tabii bunu söylesek de tabir artık presenk olmuş, değişmiyor. Öyle oturmuş değil mi abi? Ağzı. Evet, oturmuş, değişmiyor. Hani adama hocam ya bana bir cevşen diyecek, muska yaz. Ben beni alalım değil diyor muska diyorum. Git diyorum şu falancı üfürükçüye yazsın sana. Ya hocam yok hani koruması için. O zaman onu öyle ifade et diye. Ben tabii birazdan nükteden bir şekilde söylüyorum ama hani tabii belki buradan binlerce insana sesleniyoruz. Bu bir de kültür olarak değişir. Cevşendir. Cevşeni de en güzel cevşen kendin bilip, hissederek, anlayarak Allah'ın ayetlerini, peygamberimizin hadislerini kalbi manada, ruhi manada kendin hani iç dünyada yer ederek bunu hayatına hem ruhi hem manevi hem de fiziki olarak yerleştirdiğin vakit Allah'ın izni inayetiyle böyle kale kapısı gibi olursun. Ne rüzgarı ne herhangi bir şekilde hiçbir şekilde hiçbir varlık tesir etmez Allah'ın izni inayetiyle. Bu hasretle de şu para olayını inşallah çözeriz ama tabii nece insanlar, adam profesörü olsun yani okumuş etmişi, köylüsü, öğretmeni, avukatı yok. O derdi düşünce adam yeter ki kurtulmak için, o ağa düşünce adam bunu biliyor. Her türlü şekilde de adamlar bunu yani, kullanıyor. Abi benim anladığım şu. Gerçekten niyeti iyi bile olsa yani hakikaten bir insanda böyle kötü niyetli bir büyüydü, bir musallattı, bir oydu buydu falan gibi bir şey olsa, bilgili birisi yardım ettiği zaman bunun karşılığında kesinlikle bir şey alamaz. Bu mudur abi olay? Yani alamaz, alamaz yani abi. Bu bitti. Olay alamaz. Bu. Yani alıyorsa da karşıdaki fayda göremez. Ya yani isteyen istediği kadar anlatsın yani. Yok işte o çok iyi, çok iyi niyetliydi. Biz ona zorla verdik. Yok o asla istemedi. Ama yine hediye şöyle verdik. Oldu. Biz ona para değil de hediye verdik. Şimdi kılıp adam bana diyor mümkün ki. Mümkün değil yani değil mi abi böyle bir şey? Değil ya. Adam tamam. Bir tane var bir üfürükçü bizim burada. Ben bir gün lafı yerleştirdim ona, dedim ki yatacak yerin yok dedim. Bak bakalım bu milletin hesabını nasıl vereceksin. Ya dedi ben dedi hediye veriyorlar, ben almıyorum ki. Ben dedim kim bilmedenin 1500 lira dedim hediye veriyor dedim ya. Ya nasıl bir hediyemiş bu? Adam yani şato gibi bir ev yapmış. Girişte böyle hani şeyler var. Ne iş yapıyorsun sen? Ne okudun? Neyle mi okudun? Yani bu malı kazanmak için ne yaptın? Milleti şey yaptım ettim. Yok kızımın kısmetini aç, oğlumun işte dili peltek bilmem ne. Yani yazık, günah. Hep milletin duygu sömürüsü. Allah akıl fikir versin.
milletimiz aklı iradesiyle, temiz kalbiyle, yani abi bizim milletimiz hakikaten çok güzel. Yani Allah'ın, yani ecdadımız da tertemiz insanlar, yani ben şeref duyuyorum. Yani bu kadar bir aziz milletin evladı olmaktan, halisaneyiz, temiz kalpliyiz, iyi niyetliyiz, yardımseveriz, fakiri, fukarayı gözeteniz, yani birbirimize yardımcı olmayı seveniz. Abi tarih boyunca yapmış olduğumuz hiçbir gaddarlık, fenalık yok. Ya istiyorum ya, bu hiçbir toplumda yok, mümkünü yok. Ya hani git bunu kökümüze kadar git, yok. Biz böyle iyi bir toplumken, Allah'ın bu nimetleri verdiği bir toplumken, aklı hani kafası çalışan bir toplumken, ya elin şarlatanına gidip sırrını sıpını, işte mahremini, her şeyini döküyorsun. Adam şimdi gidiyor abi, bir de hani hazır Samet kardeşim hakkını helal etsin ama hani şu bugünü böyle taçlandıralım, tam böyle tadı damağımızda kalsın. Yani şimdi adam gidiyor, bir usul söyleyeceğim, giden arkadaşlar şunu denesin. Evladım ne işte, gidiyorsun falancının yanına. Adam iyi niyetli mi kötü niyetli mi sana nasıl anlayacaksın? Gittin, bu duruma düştün, Allah düşünmesin. Adama gidiyorsun diyor. Adama gidiyorsun diyorsun ki evladım neyin var? Hocam ben işte evdeyken gittim, işte bir anda üzerime bu geldi. Ama ben işte şurada şunu yaşamıştım. Bilmem ne. Adam zaten yaşadığını hepsini anlatıyor adama. Tamam mı? Yani ne nereden oldu, ne nereye gitti, kendince ne. Yani adamın kendi inandığı şeyin hepsini anlatıyor. Adam hemen o şarlatan, senin zaten senin gibi 7000'ini hani binlercesi gelmiş. Artık o işte profesyonel olmuş. Senin tatmin edecek konuşmayı hazırlıyor kafada. Çünkü adamın öyle bir Allah korkusu yok ki. Senin oradan ne malanacak? Sana diyor oğlum cin çarpmış. Allah selamet versin. Ne hocam, bana cin mi çarpmış? He cin çarpmış. Sen çarpmış, bırakmış seni yani böyle. Yani, ya değerli inanan, ben şimdi sinirleniyorum vallahi, yarabbim gözümün önüne geliyor. Tamam bakalım. Tamam. Sinire gerek yok. Adam şimdi Sadan abi diyor ki cin çarpmış. E cin çarpmış, sen nasıl bu haldesin? E çarpmış geçmiş, omuz mu atıyor bu, hani kabadayı mı bu, ne çarpmış sen hayırdır yani, ne yiyorlar ne içiyorlar bilmiyorum abi. Ya, herhangi bir cinle sen cebelleştiğin vakit ya da onun saldırısına, bir kafir cinin saldırısına maruz kaldığın zaman, yani bilmiyorum ki, en güçlüleri de kafir olanlar galiba değil mi abi, senin dediğin gibi. Ya işte hani Allah'a hamdolsun ya, çok güçlü sahabe cinleri var abi. Sahabeleri görmüş, peygamberimizi görmüş cinler var yani. Ha. Onlar da çok Müslüman. Onlar da var. Onlar da baba yiğit, ne baba yiğitler var abi. Yani onlar çoğunluksa da, mesele çok olmaları değil abi. Güç, iman sahibi de var. Allah işlerini güçlerine rast getirsin. Yani ne Müslüman insanları, ne de kendi kavimlerindeki insanları muhafaza eden insanlar da var. Ha, tabii çoğunluğu yalancı, kafir, inansız, ateistleri çok. Ama mesele çokluk değil. Yani Allah böyle bir imtihanla tabi tutuyor bizi. Bir de dur, bu ne söyleyeceklerim geldi aklıma. Evet. Şule Hanım bir şey söyledi. Ben bu sözü kabul etmiyorum. O lafı da söyleyeyim. Arkadaşı demiş, bunu da yayında söylediği için söylüyorum. İşte hocalardan şeyini kes. Hani muhatap olma, büyüyü bozan büyüyü de yapar. Hı. Rızası için bu milletin insanlarına hizmet veren onca insanı hakarettir. Onu söyleyen kişiyi de hani ben hakkımı helal etmiyorum sarsım adına. Yani bu işi 10 yıldır yapıyorum. Elinden geldiğince adamın... Ama abi kendisi... o karşı tarafın niyetini anlamışsa öyle demiştir o. Zaten öyle yani. Karşı tarafın niyetini anladıysa öyle demiştir. Yani o... Yani artık inşallah hüsnü zan yaparak öyle diyelim, öyle diyelim. Ama hani... Sen başkasın tarafında... hocam. İşte diyorum ya, televizyonlarda orada burada görüyoruz ya. Yani ben 100 dolara sana bir dua yazayım. 100 gün içerisinde evleneceksin diyen insanlara giden adamlar biliyorum. Şimdi... Bunlara da deminki hanımefendinin dediğinin çarpı 10 katı, bir de şimdi şimdi yayında söyleyemeyeceğim. Söylersem de mikrofonu kapatmam icap edecek. Bütün her şeyi ben söylüyorum yani. Sen ve senin gibi ilim irfan yolunda ilim irfan yolunda yürüyenler ayrı tabii ki, ama öbür türlü olanlar, sen mesela ve diğer dinleyenler şarlatan diyorlar. Ben onlara ne dediğimi yayında söyleyemiyorum abi ben. Kusura bakmayın. Ben yayında abi söyleyemiyorum. Ben çünkü bakın derim, hani
ya dinleyici kardeşlerim, siz bir tanesiyle muhatap oluyorsunuz. Hani ben ya günde mesela benim telefonum arkadaşlar diyor, oğlum bu ne telefonu ya diyor arkadaş. Hani bir gün aradığımızda da şu telefonun meşgul çalmasın. Yani adam arıyor, anlatıyor. Şuraya gittim, bunu yaptım. Şu kadar para harcadım, şu oldu, bu etti. Hani bunu yapanlarla muhatapsın. Adam geliyor mesela, beni geçen bir tanesi tehdit ediyor. İşte ya işte Ömer Hoca, sen hayırdır ya bu millete işte yapıyorsun, ediyorsun, işte hani fayda sağlıyorsun da işte bizi de kötülüyor musun falan filan, kendini ayağın denk al falan diye tuttum yakasını böyle. Yani senin dedim çok farklı hale getirdim de Allah seni bildiği gibi etsin dedim, muadili yaptım ona. Yani düşün, adam gelip o kadar rahatlık var. Yani sen taş koyuyorsun bizim işimize, piyasayı kötü ediyorsun diye adam beni tehdit ediyor. Yani bu kadar da özgüven sahipleri. Ama akıllı inanan Müslümanlar bunlara kanmaz, bunlara tevessül etmez. Abi bak, Şule Hanım yazdı. Anlatan Şule Hanım yazdı. Cidden ha. 29 yaşındayım. Böyle bir hoca bir kere karşıma çıkmadı. Keşke çıksaydı da gitseydik. Herkes ticarete dökmüş bu işi demiş efendim. Öyle. Yani evet. Ama öyle. Serdar Gökalp'in dostu olunca böyle oluyor. Bir estağfurullah. Abi birazdan Samet'in babası gelir. Ne yapıyorsunuz? Benim çocuğumun programında evet. Çıkın gidin diye kovacak yani, bize. Evet, birazdan gelir. Ama ben dediğim gibi, ben ilk defa böyle bir şey söyleyeceğim. Benim için dediğim gibi en başta yine söyleyeyim. Benim için hiçbir sakıncası, hiçbir mahsuru yok. Kapatmadan önce senden abi. Hepimiz için bir ayetel kürsüyü dinleyelim. Öyle vedalaşalım. Olur mu abi? Olur, uygundur abicim. O zaman peki abi, buyursunlar, dinliyoruz hep beraber. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحوطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمين. صدق الله العظيم. Hocam ağzınıza sağlık, nefesinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Zannediyorum bu ay bir böğ programı daha yapacağız. Özel bir böğ programı daha yapacağız. Onu da konuşuruz. Biz seninle şimdi yolda yine konuşuruz. İyi geceler diliyorum. İyi çok sağ ol. Çok hayırlı olsun abi. Allah'a emanet olun. Sağ ol abi. Çok teşekkürler. İyi geceler diliyorum. Görüşmek üzere. Hayırlı sağ olun. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim. Sevgili dinleyenler. Dur bakayım. Nerede? Amin, ağzına yüreğine sağlık. Amin amin mesajları var. Amin efendim. Hepimize inşallah benim. 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 Hepimize inşallah benim.